Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi sevgili kardeşler, enfus alemine, enfus alemine yeni başlayacaklar için adım adım yöntem, yol, güzergah diyelim, o noktasında ders, üçüncü dersimiz, enfus alem. Bu enfus alem, hakikat aleminin bizdeki karşılığıdır. Her şeyin, unutmayın, bir, sureti var, iki, kanuniyeti var. Bunu pek anlatmıyorum. Çünkü bunu anlatınca soracaklar yani bu neyin nesidir diye. Çok uzun olur. Üç, hakikati var ama her şeyin, misal vereceğim, hakikatin mahiyeti, tamam mı? Var. Her şeyin. Şöyle diyeyim. Her şeyde var. Her şeyde. Şimdi mesela bir ağaç misal vereyim. Sureti ağaç. Odun. Ağaç, odun. Eveli var, çekirdek. Ahiri var, meyvesi. Zahiri var, görüntüsü. Batınısı var, kanuniyeti. Değil mi? Buna huvel eveluhu vel ahiruhu vel zahiru vel batı. Temelden gidiyoruz. Sormak istediğinizi bırakmayın, sor. Risale-i Nur'da niçin sen dahi aynı dersi farklı yaparsın? Değil farklı insanların farklı yapması, sen bile bir dersi farklı yaparsın. Sebebi bazen evvel isminin tesirinden yaparsın. O konuyu çekirdek konusunda, çekirdek merkezli, çekirdek kanuniyetli anlatırsın, çekirdek. Bazen o kutup, o arş altında olursun. Ahiruhu. Tamam mı? Ahiruhu meyve ve meyvedeki çekirdek. Mesela şöyle diyeyim. Peygamber Aleyhisselam'ın nuru ilk önce benim nurum yaratıldı. Orada hepimiz vardık. Onun adı Mecnun'dur. Tamam mı? Orada neler vardı? O noktadan düşünürsen kendini, kainattan evvelsin. Cennetten, Cebrail'den de öncesin. Göstermiştim. Beşeriyet itibariyle, insan olma itibariyle biz insan olarak gelmedik. İnsan olmaya geldik buraya. Ama Allah merhametinden buluşana kadar insan kabul ediyor. Ondan sonra kelenamı belhumada aşağıda gidebiliyor, esmele alaya da çıkabiliyor. Şimdi Risalet mesela işte 19. söz Risalet Ahmediye denmiş. Muhammediye denmemiş, olmaz. Muhammed o çekirdeğin adıdır. Anlatmıştım. Onun için 19. mektuba da Risalet-i Ahmediye denmiş. Şey, Mucizat-ı Ahmediye denmiş. Şimdi meyve itibariyle beşeriyetimizdir. Nur, Peygamberimiz Aleyhisselam nurundan yaratılma itibariyle çekirdeğiz. Şeceri hilkat itibariyle 18 bin alem, bir de arka tarafta hakikattır. Hakikat esma. Şimdi bunların her şeyde bu var ama bunu pek zikretmem. Mesela uygulayalım. Çekirdek, sureti, çekirdekte, tohumlar, spermalarda, tohum, çekirdeklerde 4 özellik var suretinde. Karbon, hidrojen, azot, oksijen. Değil mi bu? Suret. Bunun bir de kanuniyeti var. Sureti bu. Kanuniyeti program oluşudur. Program. O gözükmüyor. Yani bıçakla yarsanız içinde yaprak göremezsiniz. Bu kanuniyet hakikate dayanıyor. Hakaike şey sabit etun. Yani esmaya dayanıyor. Esma. Bu esma da sıfata dayanıyor. Yani sırayla gitmiştik. Hatırlar mısınız? Mahiyeti zatiye. Yani şuradan kaynaklanıyor eşya. Bak. Cenab-ı Hakk'ın
vacibül vücudu anlatıyorum. Bak, mahiyeti, mahiyeti, zatiye, çık dışarıya. Ne var? Mahiyeti sen. Şuunatı, zatiye. Bunları alfabe gibi ezberlemen istansın bu. Bu yürümez yani. Çünkü ne yapmaya çalışıyorum? Gayem şu, enfusim. Bir şeyi değerlendirirken, size soru geldiği zaman veya ders anlatırken veya kendin tefekkür ederken, çok önemli kendin, pergeli nereye koyacaksın? Sağlam yere basmadın mı? Neyi, nereye göre, nasıl, niçin anlatacaksın? Dört tane soruya cevabın yoktur. Yani şeceri hılkat ve mahiyeti o, mahiyeti o, şeceri hılkatın ezberlenmesi lazım. Yani enfus aleminin olması olmazıdır. Alfabesi bu. Şimdi şunat-ı zatî dışarıya sıfat. Sıfat da bölünüyor. Sıfat-ı ilahi, sıfat-ı zatî, sıfat-ı subutiye diye bölünüyor. Bundan da ne çıkıyor? Esma. Değil mi? Esma. Allah var iken hiçbir şey yok. Tamam mı? Bu yok. Şimdi bu Allah karar verdi. Ben şey yapacağım. Bir mahlukatı yaratacağım. Bu şöyle. Mahlukatı yaratacağım. Bunu da yaratma kararı iradedir. Gel. Şimdi şu Allah yarattı. Şunu yarattı ilk. Mecun. He? Mecun. Mecun yani şöyle diyeyim. İsimlerini vereyim. Mec'un, barla da geçer. Yani Nur-u Muhammed'i başka şey Nur-u Muhammed'i bu çekirdeğin adı olduğu için bu adını, yani bunu kastedilirse Muhammed denmiş. Aslında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ahmet demiş. 55 tane sıfatı var. Beşer oluşu, komutan oluşu, baba oluşu, peygamber oluşu Ahmet'tir. Kendi huzuzat-ı nefsanesinden sıyrılmış Mustafa, istifa, estefa, Mustafa olmuş. Yani sistemini, hepsini kalp atışını böyle 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 değil. Hepsini tek 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 tek, bütün duygularını vasata gelmiş, istifa etmiş huzuzat-ı nefsanesinden. İstifa etmiş, vasata gelmiş. İstifa, estefa, böyle bir insan nasıl isimlendirilir? Mustafa. Olmuş. Tamam mı? Bu Muhammed bu. Ama bazen Muhammed denmesinin sebebi bu çekirdek kastediliyor. Onda hala var. Hepimizde var. Şimdi bu Nur-u Muhammed'i. Burada biz, burası aynı zamanda eneler. Enelerin cemi. İmkan ve vücut ortası. Evet. Evet. İmkan ve vücut ortası şu. Şimdi ne demek ezber olmasın diye. Şurası vücut. Vücut tarafı. Vücut. Burası imkan. İmkan ne demek? Şu. Dört tane, şey üç tane vücut var. Vacibül vücut. Bu mümkünat, yani şuradan aşağıya. Mesela burada kapı kalksın, arş-ı azam, lef-i mahfuz, gidiyor. Burası kapı kalksın de, o zaman kapı kalksın olursa burası arş-ı azam olur. Şey yapayım, ondan sonra anlatacağım. Üç tane bu sırayla. Arş-ı azam, azam, göresiniz diye, lef-i mahfuz. Böyle gidiyor. İmkan şu, vacibül vücut, vücudu zatındandır. Başkasından almamış bu aktifliği. Mesela su, suyu kim ıslattı? Sorulamaz. Çünkü sorunun altında mantıksızlık şu var. Su kuruydu da birisi ıslatmış, öyle kalmış. Su zatındandır. Zatından olan bir şey başkasından almaz. Yani Allah var iken vardı, kendindendir. Mesela suyun ıslaklığı, suyu kim ıslattı sorulamaz. Mesela suyun kaynağı, şey, sıcağın kaynağı vardır. Aydınlığın kaynağı vardı ama karanlığın kaynağı yoktur, zatındandır. Şimdi yaratılmaya muhtaç olana olabilirdi de olmayabilirdi. Ama birisi takdir etmiş, tercih etmiş, ona imkan denmiş. Mahlukat alemi hepimiz, imkan alemiz. Birisi vücut alemi kendinden, ötekisi başkasından varlığı.
Buna mümkün denilir. İmkan alemi. Bir de mümteni var. Mümteni Allah'ın şu sıfatında subuti sıfat var, bir de zat-ı sıfat var. Subuti sıfatta ilim var. İlim var değil mi arkadaşlar? İlimde bir sürü olma ihtimalimiz vardı bizim. Sekiz kafalı. Bilmem neydi. Başka modeller olabilirdik. Kainat ve biz. Onlar olmamış. Onlar mümteni. Allah'ın ilminde sırf var olanlar yok. Olmayanlar da var. Tamam mı? Buna mümteni. O zaman üç tane vücut var. Şuraya yazıyorum. Hadsiz tavırları diyor. Vücut çeşitleri. Bir, iki, üç. Vacibül vücut. Vacibül vücut. Mümkün. Mümkün vücut. Mümteni. Mümteni. Vücut. Vücut çeşitleri şunlar. Tamam mı? Şimdi beraber gidiyoruz. Buna geçelim. Vacip vücut kendinde olan mümkün... Başkası, başka vücudu başkasına muhtaç. Mümteni de olabilirdi de olmayabilir. Bir sürü ihtimaliyatlar. Tamam, üç tane. Şimdi üç tane vücut var. Vücut çeşitleri budur. Şimdi bu imkan alemi, yaratılmış alem. Alfabe ile gidiyoruz. Bunlar yerimize basa basa gidiyoruz tefekkür ederken. Şimdi bir eşyada dedik ki sureti var, çekirdek. Karbon, hidrojen, azot, oksijen. Şimdi bir ders yaparken suretinden mi bahsedeceksin? Karbon, hidrojen, azot. Yok kanuniyeti var. İçindeki aç programı var. Yok o kanuniyetin dayandığı programın esmaya dayanıyor. Mukadir var, musevir var değil mi? O kanuniyet esmalar oluşturdu. Esma, şu. O da sıfata dayanıyor. Çünkü niye? Mesela ilim, emir ve irade kudret, yani iman mübin, kitab mübin. Şuradan dayanıyor, buradan, Kur'an da buradan gelmiş. Şimdi bu suret, kanun, hakikat, mahiyet, her şeyde bu var. Şimdi uygulayayım, yani Risale-i Nur'da bir tesadüfen şey yapalım, ben uygulayayım. Bunu her şeyde var, misal ağaçta yapalım. Tamam mı? Ağaca yapalım, hangi tabirle karşımıza çıkıyor? Risalede neyi kastediyor? Kastediyor. Ağacın çekirdeğine konuşurken Risale tefekkür edin. Şiir kullanır. Sikke. Sikke gördüğünüz zaman ağacın çekirdeği pergeli koymuş. Oradan baktıracak sana şimdi. Sikke-i tevhid. Pergel orada. Lugata bakarsanız dördü de aynıdır. Hangileri? Eğer meyve ise hatem. Bak farka bak. Lugata aynı. Hatem görürsen hatem-i rububiyet. Hatem-i kudret. Meyveye pergeli koymuş. Oradan sana baktırıyor. Ağaca geri. Sikke olursa çekirdeğe koymuş, ağaca baktırıyor. Hatem konursa meyveden ağaca baktırıyor. Tamam mı? Efendim, sureti şey yaptık. Şöyle oldu. Bunlar yanlış oldu abi. Yanlış oldu. Bunlar yanlış oldu. Şöyle yapayım da biz uygularız. Dur. Şöyle. Ağaca bir uygulayayım. Ondan sonra bunu uygularız. Okları silsek abi. Okları sileceğiz. Okları silmemiz lazım. Oklar yanlış olur. Oklar evet. Sureti ağaca uygulayamadık. Tamam. Şöyle. Ben ağaca yapayım. Uygularız. Ağaca. Şu bir, iki, üç, dört. Heh, şimdi daha güzel oldu. Çekirdeğe diye sikke meyveye hatem
Hatem ağacın kendisine turra. Ağaca güzel. Turra ağac batınısına batınısına diyelim. Öyle mi diyelim? Ağacın arkasına, batınısına mühür. Batısına mühürle tura değişmesi lazım. Mühür dışarıda. Turra mühür. Böyle. Şimdi koyduğumuz zaman bunları tabii yerinde kullanılan bir şeyi biz yerinden bakamazsak devamlı oynak olur düşüncemiz, tefekkürümüzde. Devamlı oynar. Bir öyleydi, bir böyleydi. Çünkü sağlam bir zemine oturtamamışız. Şimdi bunu bildikten sonra ruha gireceğim şimdi. Ruh. Yani ruhta kullanılan tabirler neyin nesidir? Bunlar ne kadar kendimizi keşfedersek o kadar orada oluyorsun. Şimdi bu derste abi genel olarak dediğimizde bütün NPC'lerin hepsinin... Alfabet isim, bilmesi lazım. Mesela bir şeyin sureti, kanuni, hakikati, mahiyeti bilmesi, bunu bilmesi lazım. Bunu bilmesi lazım, bunu bilmesi lazım. Ondan sonra konu ayrılıp artık inkişaf edecek. Tabii, artık şeyler için, alfabet. Şöyle böyle bir alemi hulasa siz diye iki ders anlattım bunu. Şurayı iki ders, yani bir saat en az bir saat veya bir buçuk saat, üç saat bunu, sırf bunu anlattık. Bu şeydir, bir şeyin sureti var, hakikati var, sureti, kanuniyetini kaldırıyoruz. Sureti, daha çok hakikati, kanuniyetine girmiyoruz. Sureti, hakikati, mahiyeti, en çok kullanılan budur. Tamam. En çok kullanılan budur. Bunu becerdik mi, bu bakışı? Mesela suretiyle bakarsan farklı oluyor, hakikatiyle bakarsan farklı oluyor, mahiyetiyle bakarsan farklı oluyor, tamam mı? Mesela bu bir. İkincisi, dört yönle bakılıyor konu. Evveluhu, ismi, çekirdek gibi. Ahiruhu, meyve. Şunları bir şey yapsak abi, tasnif etsek. Şimdi dört de lügatta aynı bunlara. Evet. Bunların hususi lügatlarına şöyle bir değinsen abi, sikke ne demek hakikaten. O zaman yani sikke çekirdekteki program onu mu yazayım bu program? Yani şöyle, yani sikke ile hatem arasında, mühür arasında, tur arasında ne fark var? Neden külliyat dört de lügatta aynı olduğu halde farklı zikrediyor? Birincisi Risale-i Herfen, hepiniz okumuşsunuz, okuyorsunuz. Mesela, özür dilerim ama hatem, hatem, mühür demekle birlikte netice demek. Zaten meyveye denk geliyor. Mühür de bir evraktaki kim tarafından onaylandığını gösteren şeydir. O da ağacın. Yani zahirde en muhatap olunan şey mühürdür. Evet. Zahirde en çok muhatap olunan şey de ağaçtır. Mesela meyveye manav veyahut da çiftçi muhatap olur. Ama ağaca yanından geçen herkes muhatap olur. Mesela batınısına turra deniliyor. Mesela turra da gizli yazışmalarda, büyük devletlerde gizli yazışmalarda gönderilen evrakın hakikaten o kişiye ait olduğunu gösteren şey. Şimdi bu oralara girmiyorum çünkü çok dağılacağız. Ben ana şeyde gidip esas maksadım ruha gireceğim. Ben onlara girmiyorum. En azından şöyle tabirlerin yerinde kullanıldığını, tabir hakkında şunu diyecektim. Her fen kendi lisanıyla doğar. Bir fenin lisanı başka bir fenle çözülmüyor. Mesela kimyada, fizikte atom var. Atom. Artık bu fenin lisanıdır. Onu sadeleştiremezsiniz. Sadeleştirip minnacık deseniz onu tutmaz. Atom yerine minnacık yazsan olmuyor. O zaman Risale-i Nur'un tabirlerini ilmi kelam alimlerinin ortaya koydukları lügatle olmuyor. Mesela illet-i tanime ilmi kelam alimleri dört derken maddi suriye, maddi gaye, failiye neydi? Dört tane maddi suriye
gayye, failiye, maddiye. Maddiye dedik mi? Suriye, maddiye, failiye, gayye. Oysa ustalar ta şeyde kader risalesinde illet-i tamesi için 3 tane söylüyor. Vücub, lüzum, zaruret. Yani eğer lügatla onu illet-i tameyi yazarsan olmuyor. O zaman her fen kendi lisanıyla doğar. Lisan-ı nur ki izahı kendi lisanıyla olur. Mesela bak en önemlisi o mesela şeye lisan şerh ve izah var. Taşiye grubu var. Yani tebrik ediyoruz adamlar gayretli yani. Yani bir şey yapmıyorsan öyle yapanı da böyle tenkit etmeyeceksin. Yanlış da yoksa doğrusu bulunana kadar doğrudur. Ya mesela illet ben aradım onları. Bak illeti tami, kader şerhi yapmışlar. İlleti tami şöyle yapmışlar. İlleti tami bu ilme kenan lügatıyla çözmüş. Veya çözmeye çıkan. Olmamış, karıştırmış. Karışır tabii. Oysa... Müşte Hoca değil mi? Müşte Hoca. Yani şey yapmayacaksınız yani. Bunu da öğreneceksiniz. Bunu olmuyor. Niye olmuyor? Doğrusunu bul. Sen koy. Koymuyorsun bir de tenkit ediyorsun. Neyi tenkit ediyorsun? O zaman diyorum ki bu doğru mudur? Doğrusu bulunana kadar bu yanlışım doğrudur. Sen şöyle yapabilirsin. Bak bu doğru değil. Çünkü budur. Ha tamam. Ama şöyle yaparsan hiç kabul etme. Bu yanlış. Tamam. Niye yanlış? Öyle. Çık dışarı. Çek dışarı. Olmaz. Şimdi meselelerin de şu olabilir mi aslında? Mesela sen diyelim ki... İlmi meselelerden şu. İlmi meselelerden. Diyelim ki sen mesela Muşlu Hoca'nın baktığın kitabına Risale-i Nur'un o ruhu vardır yani ona uymamış. Yani ilmi kenarında tutmamış. Ama şu anda bir şey keşfedemedin. Ama bu da tutmadığını da biliyorsun yani. Yani bu bir tenkit babında değil belki ama yani... Bak bunun ucu yok. Ucu yok Murat. Kuyudu itirazesi yok. Yani bu kapısı açık. Artık külübe böyle istidatların önünü de körpeliyoruz. Tamam. Onunla alakalı olanı yapsınlar. Zaten insanın budur diye koymuyor. Yok ben şey için... Tamam okuyorsun. Husus mabenimizdeki... Tamam husus bak şimdi. Husus mabeni adın oldu. Ya olmamış. Kendi aleminde şey yaparsın. Serişte etme. Niçin etme? Bir şey koymamışsın. Edep. Usul budur. Bir şey koydun mu? Koy da olmadı. Ha, iç aleminde senin kimse karışmıyor. Ortaya çıkartma. Yani fitnenin bu. Çünkü niye? Ustad zaten şerri izah edilecek diyor. Adam öyle yaptı. Ben telefon ettim. Dedim ki bak illet-i tamiyi ilk önce tebrik ederim dedim. Evameli tekniği illet-i tamiyi dört şeyle ilmi kelam. Tamam. Dedim ki kader risalesinde lüzum, vücub, zaruret bir araya gelirse illet-i tamiyi olur. İllet-i tamiyi burada kendisi tanımlamış. Ne dedi biliyor musun? Dediler. Bu orayı görmemiştik. Tamam bak güzel. Evet. Yok canım sen yalan söylüyorsun ya olurum falan demedim. Şimdi böyle yeni insanların önünü açmak lazım. Sana bir şey söylemiştim biliyorsun. Yani gençlerin önünü açmak lazım. Şimdi bir şey yapınca kafasına ne çürülenmiyorsun. Yanlış yapsın. Çünkü kafayı vura vura doğrusunu yapacak yani. Evet. Yanlış yapsın. Yanlış yapmasına fırsat ver. Benim hayatımı biliyorsun sen. Ne kadar fırsat veriyorum? Ama çok haddini aştım. Müdahale ediyor. Yani ne kadar... Bu alakadar değilim. Bilmiyorum. Meşguliyetimden dolayı gözümden kaçtı değil. Görüyorum. Çünkü niye görüyorum? Görmek zorundayım. Çünkü indi Allah Mesulü. Allah bana soracak. Soracak bir şeyi. Sen diyemezsin ne karışıyorsun. Allah bana soracak. Ha benim mesuliyet sağım yoksa yetkim de yoktur o zaman. Allah o zaman... Mesul etmişse yetki de vermiştir. Eğer bende o müdahale etme yetkisi yoksa mesul da değilim o zaman. Yani insanlara hata yapmaya, mesela fırsat vereceksin. Gençlere ders yaptırıyorum benim yanımda kalın vakıflara. Resul'e bak şimdi bak uçlu gittiler değil mi? Benim yanımda hata yapacaksın. Konuyu çalış. Vahdet, vahidiyet, vahdaniyet. Ehadiyet vesaire. Geç araştır 15. Sen de araştır. Geç var ders yapacaksın. Öyle şey için söylemiyorum ama bir şey de anlamanız lazım. Böyle abi de olmaz yani. Biz de abi gördük. Biz de ömrümüzü geçirdik. Abi seni dinleyip de böyle karşına geçip de seni böyle dinlemez yani. Tabii eski geleneğimize bütün zıt demesin. Böyle bir şey olur mu yani? Hem de çekecek seni hem de yaymayacak vesaire.
Ondan sonra böyle bakacağım, tamam mı? Böyle. Benim yanımda hata yap. Benim yanımda takdim et. Şoförlüğü biz babamızdan böyle korkardık, arabamız hani 4 gün şeyiydi, asiydi araba. Ben başka yerlerden öğrendim şoförlüğü. Lan ilk köyün köye giden araba giren bizim. Niye mi başkasından mı? Niye öğretmiyorsun? Yani mesela affedersiniz. Erkek çocuk bulu çağına gelecek, bu özelliğini baba anlatmasa veya babanın tayin etmiş olduğu çaktırmadan bir arkadaşa anlatmasa abuk subuk yerlerden öğrenecek o şeyi, hayatı. Kıza annesi anlatmasa, teyzesi vesaire anlatmasa abuk subuk şeylerden öğrenecek. Benden öğrenecek bu. Neyi? Yanlışı da doğruyu da. Anam dinletebilirim. Siz dinlemenizin en büyük sebebi sizi dinlediğimdendir. Dinliyorum böyle. Dinlemeyi bilmeyen dinletemez. Tamam. Dinletemez yani. Ha, şimdi yapacak benim yanımda. Hatayı yapacak. Yapsın. Ulan söyle Resul dedim. Ben tahta değilim. Biliyorsunuz. Çizdim. O sen yanlış söylüyor ha. Yani yanlış değil. Benim tespitlerime göre yanlış. Konuştuk. Biraz ileri gittim. Çünkü böyle çizeceğim ya. Çaprazlama geleceğini görecek. Abi ya o biraz ters olmadım. Sen söyledin. Niye demedin dedim ona. Niye diyeyim sana? Seni göreceksin. Ondan sonra çaprazlama alın. Ay orayı sildi. Öyle çok aldım. Tahtamızda var ya. Göreceksin. Olmaz Resul. Bu böyledir. Demedim. Görsün çünkü biraz sonra. Çünkü vahidiyette toslayacak orada. Hani bizim köyde güldüreyim sizi. Onun şu an yanımda oldu. Yanımda olduğu söylüyorum cumada. Namaz kılmayı öğretiyor. Allah rahmet etsin. Hüseyin dayı. Esrar. Puhçermiş. Puhçer. Bir genç dedi ki bana cumayı öğret demiş. Tamam mı? Cumayı öğretmiş. Tabii bir defa iki defa anlatmayla olur mu? 18-19 yaşında ancak var. Yanında durdu. Tabii o da 80 küsur yaşında öğreten. Ama ömrü şeyle geçmiyor. Otla. Yani ama beni gördüğü zaman kesinlikle içmezdi. Atardı böyle acayip bir şey. Demişler niye böyle yapıyorsun? Ben ondan utanıyorum. Böyle eski kova derlerden. Şimdi ben de duruyorum. Cuma'da şey halkım yani. Cuma kıldıran değilim. Şimdi yukarıda sen dedi söyle ben hatanı düzeltirim diye. Onun için biraz sesli okuyor. Yukarıdaki şey genç 19'da. Ettehiyyatü lillah. Ettehiyyatü okumaya başlayınca yukarıda. Ulan dedi, iş yolla şey dedi. Aşağıdakini yukarıda okudun. Göreceğim dedi. Aşağıda ne okuyor? Nasıl diyor? Ulan şey, iş yolla şey. Bitirdin yukarıda. Aşağıdakini bitirdin. Aşağıdakini yukarıda okudun dedi. Aşağıda seni merak ediyorum. Aşağıda ne okuyacaksın lan? Mirat bari merak ikon dedi. Tamam mı? Yani. Şimdi yoluna zor tutuyorum. Kıvada ne dedim biliyor musun ben? Ya Rabbi bunların namaza hürmeti ve imanı adına benim namazımı da kabul et. Ya. Ne diyorsun? Ya kardeş. Harabat ehlini hor görme sakın. Defineleri mal var. Hazineleri mal et viraneler var. Öyle bir şey. Bakarsın o kırık kalpler. Allah şey yapar ya. Sen tabii canım bizim küsüyüm. Ben dedi öğretiyorum bak. O da sesli okuyor ki düzelsin diye. Dedi ki bunu. Mu yaptık o hatta? Yani ne okuyacağım dedi. Ulan elimi kusana lan dedi. Eşit. Kaç defa dedim nasıl? Namazımı bozma bir daha. Şimdi gelelim şimdi. Ruh, şimdi buraya geldik. Sevim. Temeli sağlam olacağız. Şeceri hikmetten bahsettik. İki derste şundan. Şundan bahsettik. Şimdi insandan bahsettik. İnsan böyle bir şeyin meyvesidir. Burada meyvedir ama meyvenin içinde bir çekirdek var. Meyvenin içinde bir çekirdek var. Kökteki çekirdeğin aynısı. O zaman, bak iyi dinleyin. Çekirdekten en son meyvedir. Meyve itibariyle biz varlığın en sonuyuz. 18 bin alemin sonuyuz. Ama meyvede bir çekirdek var. Kainattan öncedir. O ağaçtan öncedir. Çekirdek, meyvede bir çekirdek var, ağaçtan öncedir. Kökteki çekirdektir. Kökteki çekirdeğiyle, meyvedeki çekirdeğin adına usta şöyle diyor, ne aindir, ne gayridir. Ne aindir, ne ta kendisidir, ne de gayrisidir. Aynadaki güneşe, ne 16. sözde diyor, ne aindir, ne gayridir. Çünkü
nim duran, yarım duran olduğu için güneş, aynadaki özelliği güneşin hasiyetine sahip. Yani orada güneşin hasiyetine sahip nur var, ısı var, ışık var, bir yeri yansıtsa şey yaparsın. Sen aynayı böyle tut, yansıt beni oraya, yansınmam. Çünkü nurani değil. Ha? Nim nurani böyle. O zaman biz meyve itibariyle kainatın sonuyuz, hepsini cem etmişiz, cemin cemiz. Ama bizde bir ene var, o cever, o itibariyle ağaçtan önceyiz. İsterseniz camı açın, diğer böyle açın. Tamam mı? Evet. Şey yapmasın diye. Şimdi ben o şeceri hilkatten şurada, şuraya bakar mısınız? Görüyor musunuz? Bu taraf görüyor mu? Görüyor musunuz? Görüyoruz abi. Ha, bak şimdi. Biz o enede bahsetmiştik burada. İnsan, o Nur-u Muhammed'i, şurada, şuraya bakar mısınız? Şu, biz, Allah bütün kainatı bir noktada görmek istedi. Bu nokta bu. Ve Hazreti Ali diyor ki, aslında her şeyin aslı bir noktadır, cahiller çoğalttı. Cahiller biz demek yani, tamam mı? Bu nokta bu yani. Nur-u Muhammed'i, her şey bir nokta. Burası B'dir, bakın. Bu da ters dönmüş bir B'dir. Mevcut'a noktası. Ne mevcut işte, bu işte, orta, noktayı. Tamam. Şimdi arkadaşlar, biz burada Adem Aleyhisselam'la herkesle beraberdik. Yaş maşım. Şöyle diyeyim. Kabil Beda orası mı oluyor? Hayır, orası değil. Hitap edilemez orası. Varlık değil daha. Bunun adı berzahtır. Vacip değil, mahluk değil, berzahtır. Yani bak, mahluk değil, görüyor musunuz? Aşağısı değil. Vacip de değil, berzahtı. Berzahı anlamıyoruz. Hiçbir şekli yok yani. He? Hiçbir şekli yok yani. Hiçbir şey yok, vasıflanmamış. Mesela misal vereyim. Kabir, ahiret midir? Değil. Dünya mıdır? Değil. Anne kanındaki çocuk dünyalı mıdır? Değil de değildir. Bacım kaç, ne kadar aylık? 9 aylık. Doğuruyor, 9 ay 1 gün olması gerekirken, ne, 1 günlüktü. Hani biraz, dün söyledin 9 aylıktı. Mesela başka en çok çarpıcı. Sıfır, hiçbir vasfı yoktur. Ama her şeyi o tanımlar. Sıfırı kaldırın, eksi biri, artı biri yoktur. Hiçbir vasfı, sıfatı yoktur ama her şey oradadır. Sıfır işte. Vücutsuz vücut. Vücutsuz vücut, Adem gibi. Şimdi biz buradan, bu Nur Muhammed'i de ene var. O eneyi beraber bak, gidelim. Her derste zikrediyorum. İçeriye doğru gireceğiz ve buna varacağız. Bak, dışarıdan yukarıya giriyor. Benim gömleğim, ben diyen arkada. Yani bu sahip çıkılan, ben sahip çıkanım. Tamam mı? Benim gömleğim diyen gömlek değil. Tamam mıyız bunda? Bu kanuniyet yakalanması lazım. Benim gömleğim, bana ait, benim kalemim. Gir içeri, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım. Benim aklım kavramaz. Benim aklım burada durdu. Ha, senin aklın bak. Benim ruhum. Ruhunuzu niye kirlettin diye soracak ayette. Ruh mahluktur. Biz mahluk değiliz. Ruhun arkasındayız bile. Ruha sahip çıkılıyor. Benim ruhum kaldırmaz. Ruhuma o kadar acayip geldi ki ağır geldi ya. Ruhum rahatladı ya. Ruhum sıkılıyor. Gündelik hayatta zaten kullanıyoruz. Ruh. Şimdi ruha gireceğim de bugün. Bugünkü şey ruhun ana kargasına gireceğiz. Ha, benim ruhum diyen ruh değil. Benim ruhum diyen ruh değil. O ene işte. Şurada, şuraya bakar mısın? Şu. Her şeyi sahiplenen kendi mahluk değil. Evet. Artık peki ene nedir? Bırakılan, bırakacağı bir şeysi olmama hali. Yani çıkart, gömleğim çıkart. Atletim çıkart. Vücut çıkart. Aklın çıkart, hayat, vücut, vücut. Ondan sonra ruh çıkart. Artık çıkartılmayacak bir şey. Çıkartacak. Kim kimden çıkacak? Yok artık. Ona beka billah denilir tasavvufta. Siki tasdiki gaybiyede 149'da şey diyor. Fena-i mutlak diyor. Tamam. Şimdi oraya geçince artık oraya geçince demiş ki Geylani, bütün evliyaların omuzu benim ayağımın altındadır. Enaniyet yok çünkü beşeriyet yok. Beşeriyet göstermiştim size.
Bir de isterseniz yukarıdan aşağı onu bir göstereyim. Ondan sonra şey olmaz. Onu burada var ama ben size da bir daha göstereyim onu yukarıdan aşağı. Onu tekrar ruha gireceğim Allah nasip ederse. Sıkılmıyorsunuz değil mi? Yok abi. Belki bazı şeyleri iki defa üç defa şey yapıyorum ama arkadaşlar ben el tekrarı asen ve levkanu 580, 280 de değil. Tamam mı? Bu ne kadar şey yapsak bile azdır. Yeni Türkçe, İngilizcesi de yayınlanmış. Bak arkadaşlar. Şimdi burada şurayı görüyor musunuz? Ben şuraya oturayım. Bugünkü şeyimiz fazla girmeyeceğiz. Buna çok girdik. Ruh olduğu için. Siz tabeladan seyredin oradan. Bak biraz şurada çizmiştim ya mahiyeti zatiye. Budur. O mouse'a bakın. Bunun hakkında bilmiyoruz. Bilinemeyecek. Yani bu ezeli ve ebedi hiçbir zaman en iyi kendini bilen sensin. Bu okuduğumuz kitaplar, Kur'an bile buna işaret eden o kadar. Varlığından bahseden içi yok. Kur'an nereden gelmiştir? Şuraya bakar mısınız? Oraya bak. Subuti sıfattan, şuradan. Burada kelam sıfatından. Şimdi geri geliyorum. Meyve, tomurcuk, dal, gövde, kök, çekirdek. Daha geri gidebilir miyiz? Gidemez. Kur'an bahsettiği alemler önünde olan alemler. Kur'an subuti sıfattan geldi ve kelam sıfatından gelmiş. Ondan arkasına işaret eder. Şunat-ı Zatiye'den işaret eder. Mahiyet-i Zat. Ama Kur'an'da Şunat-ı Zatiye'den haber var. Bilinemez. Siz ve biz alimler ve Kur'anlar ne biliyorsa şuradan aşağı biliyor. Bizim Allah hakkındaki düşüncelerimiz vesaire şuradaki Allah'tır. Esma'daki Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Esma. Zata işaret eder ama bizim bildiğimiz Allah Esma'daki Allah. Ötekisini bilmiyor. Sıfattaki Allah'ı bilmiyoruz. Sıfat-ı Zatiye'dekini bilmiyoruz. Şunat-ı Zatiye'deki Allah'ı bilmiyoruz. Mahiyet-i Zatiye'dekini zaten Allah bilinemeyecek. O başka bir şey. Bak şu. Çık dışarıya. Yani ilk önce kargası şey yapayım. Kardan aşağıya ne takılmış? Bu bizimle alakası yok ama gözünüz görsün. Şunat-ı Zatiye. Şunat-ı Zatiye'den bizde bazı yapılandırma yapmış. Latifelerimiz burada verilmiş. Şefkat-i Mukaddes'e, Muhabbet-i Münezzeh'e, şefk, surur, lezzet, memnuniyet, iftihar. Bu sistemdir, latifedir. Oraya girmeyeceğiz. Sonra gireceğiz. Daruya gireceğiz de ben kaba taslak yapayım. Sonra sıfat. Şuradan Kur'an geldi. Mouse olduğu yer. Görüyor musunuz? Şuradan Kur'an geldi. Şuradan esma. Şimdi ondan sonra Allah var iken hiçbir şey yoktu. Bu B. Görüyor musunuz B'yi? Hazreti Ali diyor ki benim altındaki noktayım ben. Şu. Cahiller bu noktayı çoğalttı. Şimdi bunun adı meçhuldür. Bunun hakkında Risale'de bazı tabirler var. Hepsini topladık. Buraya getirdim. Bunlar buranın sıfatıdır. Şimdi burada hiç kimse mahluk yok. Vacip de değil. Bak berzahtır. Görüyor musunuz? Bak şurası B. Şurası da B. Arkası ters dönüyor. Şimdi bundan sonra bu mecudan sonra bu mecud ene. Bizdeki ene buradan gelmiş. Yani benim ruhum diyen buradaki. Tamam. Benim ruhum diyen burada. Bu. Şimdi bunu merkezini koyun pergeli ne der? Benim arşım. İşte ruh ve cevher buradan sana takılmış. Şu kırmızı görüyor musunuz? Allah'a Miraç'ta gördü. Burada olmuş. Kabı karşısında oldu. Bak ruh cevherini görüyor musunuz? Heh. Buradan bize ruh cevheri ve ruh takıldı. Yani mesela şöyle diyeyim. Araba fabrikasında şerit ilk önce şase koyarlar. Sonra motoru koyarlar ama şerit gidiyor. Bir başka yere gelir. Tamam mı? Ondan sonra şanzıman koyarlar. Bir başka yere debriyaj koyarlar. Bir başka böyle en sonunda araba lastikle çıkar mı? Şimdi tamamen çıplak bir şeritten şase geliyor. Şase kabu mecud. Tamam mı? Mecud şerittir. Üzerine şase konmuş. Ruh cebiri, ruh. Sonra geldi. Lef-i Mahfuz'dan bize ne takıldı? Hadi bakayım kim bir şey yapacak.
Levh-i Mahfuz'un bizdeki karşılığı nedir? Akıl. Dima. Akıl değil. Dima. Komple. Levh-i Mahfuz'un bizdeki karşılığı dima'dır. Ondan sonra sonra ne takıldı? Arş takıldı. Arşın bizdeki karşılığı kalptir. Sonra cennet ve cehennem bize takıldı. Bu da celal ve cemal tecesi olan 8. sayfada Kastamonu'da kabz ve bazı aletleri. Burhan bunalım, panik, panik atak, depresyon, olumsuzlukların her şeyi. Celal ülkesine haber veriyor. Yani buna bile dayanamıyoruz. İntihar şey yapılıyor. E bu işte 70 bin perdeden geçmiş cennetin hali. Şey, cennetin. Bir de cemal ülkesi var. Bast var. Surur, neşe, saadet uçuyorsun. O da cennetten bize aksedilmiş. Cennetin bizdeki karşılığı. Sonra daire ilim bize takılmış. Risale-i Nur'da şunlar kastediği, şunların geçtiği yerler daire ilimden. Şunlar tabirler var ya şu. Sonra bize daire hayat takıldı. Aynı hayat. Sonra burası çok önemli. Onun fazla yukarısına durmadı. Kürs bize takıldı. Kürsün bizdeki karşı nefistir. Sakın lütfen nefis deyince nefse emare zannetmeyin. Tamam mı? Emmare kabuktur. Levame, mülime, mutmaine, safiye, raziye, natika. Hani bunlar hep mübarektir ve Allah yemin ediyor. Tamam mı? Ustad da bu maddi nefse emare'de bahsede manevi nefse. Onlara da gireceğiz inşallah. Zaten biraz. Demek ki kürsün bize şeyi, nefis buradan takıldı. Beşeriyet dese galiba. Beşeri buradan takıldı. Beşeriyetin kendisi. He? Tabii tabii. İmanın gitti, namazın yok dedi bu adam buradan. Şeytan buradan takıldı bize. Peki iman nereden takıldı? İman, iman şuradadır. Şöyle yapayım ki çabuk inip çıkayım. İman. İman şuradan takıldı bize. Şu. Peki şeytan imanın yok diyor. Nereden aşağıya bilebilir? Bak şimdi. Bak şimdi. Bir şey kamerayı buraya koydum. Kamerayı koydum. Kamera bundan sonrasını görür mü? Buradan sonrası görmez mi? Hanefi? Peki arkayı görür mü Hanefi? Görmez. Şimdi şeytan buradan takıldı. Kamera kabul edin. İmanın olup olmadığını bilir. Bilir. Şuradan takıldı. Bundan aşağı imanı yok diyebilir. Ama şeytana diyeceksin ki sen kürsüden takıldın, tamam mı? EVSS'yi anlatıyorsun. Annene, bacına, yarın işte her zaman derslere, sınıfa giriyorsunuz. Çizeceksin ama kalem alacaksın. Diyeceksin ki kamera bu. Buradan başladı. Yani çok önemli olduğu için. Şimdi kamera buradan başladı. Burası göz. Burayı görür. Burayı görebilir mi? Göremez yani. O zaman imanın gitti diyebilmesi için meculu bilmesi lazım. Arş azamı bilmesi lazım. Arşı bilmesi lazım vesaire. Yani bundan yukarısını ne yapması lazım? Bilmesi lazım. Peki orayı bilmesi mümkün değil. Bak buralara geliyor. Ey şeytan diyor. Sen oralara ne ulaşabilirsin ne de hayaline gelir diyor. Usta. Hayaline gelmez. Buradan verilmiş iman. Buradan takılmış. Ruha takılmış ve verilmiş. Bu akıl dima. Bu cennetin bir şeyi. Kalbin köşesine bu takılmış. Demek ki bundan sonra vesvesenin bir emniyeti yok. Beşeriyet seviyesinde yaşayan insan için imanı tehlikeye girebilir. Beşeriyetten yukarıya çıkmış. Duyguları, latifeleri imana inşaat etmiş bir insan. Çok güzel. Çok güzel. Yani bundan sonra diyeceksin ki beşeriyetin, yani beşeriyet demek mide ve uşkurluğu için yaşayan, tamam sırf bunun için bunun imanından bilir. İmanın gitmeyi gitmediğini bilir. Şimdi bundan sonra Lef-i Mahfuz'un yazar bozar tahtası var. Buraya girmeyeceğiz. Alem-i Berza Valiyeti Katsemana ben durdayız. Bu takıldı. Tamam. Bu takıldıktan sonra bu kadar geçmiş bilgiyi verdik geçeki dersten. Şu anda yeni dersimize giriyoruz. Ruhun özelliği, 4 özelliği var. Ondan bahsedeceğim. İlk 4 özelliğinin içeriklerinden bahsedeceğim. Bir hafta onu hazmedeceksiniz. Tamam. Biz buradayız. Şimdi bize neden bahsettim 2 dersten? Şuradan bahsettim. Şu meçhul. Şimdi direkt ruha giriyor. Şuraya ruha giriyor. Ruh cebeline giriyorum. Ruh nasıl mahluk oldu? Lütfen kafanıza takılanı yerinde sorun. Tamam mı? Şimdi ben ruha giriyorum. Ruha girmem için öteki şey var. Resmin çıkması lazım. Şu. Şimdi böyle yaptık onu. Şey yapalım. Bu eleden artık bahsetmeyeceğim.
Burası ruh. Şu komple. Tamam mı? Şurası. Bak şu mouse'u görüyor musunuz? Birincisi cevheri ruh. Ruh cevheri. Nedir o? Ruh bir kanun-ı emridir. Cevherdir. Mahluk değil. Neresi Said'i? Bak burası abi. Burası mı? Bu cevherdir artık. Malum kanunlar gibi. Ruh nasıl mahluk oldu? Nasıl insan ruhuna dönüştü? Bu kanuniyette ne var? Allah'ın dışında her şey burada kodlanmış. Kanuniyet itibariyle. Burada. Tamam mı? Burada tamamız. Şimdi önemli olan bu nasıl mahluk oldu? Allah bu cevher ruha, mouse'u görüyor musunuz? Evet. Buna zih hayattan, zih sahiplilik getirir. Hayat sahibi. Hayat taktı. Hayat ne demektir diye bir parçasını anlatayım. Gerçi insan nedir? Şu anlar 218'de anlatıyor. Ama hayat nedir? Hay bahsinde 26 tane madde sıralıyor. Ben o şey girmeyeceğim. Hayat şudur yani en azından. Allah'ın dışında arş, kürs, cennet, cehennem, gel buraya. Taş, toprak, yılan, domuz, akrep, kadın, erkek. Her şeyin yaratıldığı malzeme Allah var iken hiçbir şey yoktu. Allah bu mevcudatı neyle yarattı? Allah taş değil, nerede buldu? Deposu yok. Yani denilir, tamam mı? Ben en avami şeyler kullanıyorum, uslupları. Allah var iken diyor, taşı nereden getirdi? Bu masaları nasıl yaptı? Bu Allah bütün taşları, toprakları, domuzu, yılanı, alem ervahı, cennet ve cehennemi, arş ve kürsün maddesini, ile atom değil, maddesini, manevi alem dahi olsa her şeyin için yarattığı malzeme hayattır. Program iradedir, ilimdir. Takdir etmek nasıl yapacağımı iradedir. Yaratma sıfatı kudrettir. Malzeme çok önemli. Allah bunları nereden getirdi? Tamam. Allah nereden getirdi? Hayat. Hayat böyle. Sakın üreme, hareket, deprenme falan değil. Hayatın çok basit sıfatıdır bu. Mesela herkesin çok nihayetsiz sıfatı var. Ama her bir şey insanı tamamen tanımlayamaz. Onun için hareket etmek, konuşmak, hayatın alametidir diyor konuşmak. Hayat kendisi olamaz. Çünkü düşüncek de öyledir, görmek de öyledir, var olmaktır. Demek ki Osman'ın bu Allah bu kainatı hangi maddede yaratmış? Neyle yaratmış? Hayattan. Neyle yaratmış? Hayat. Hayat. Hayatı dondurmuş, inkılap ettirmiş. Cemadatı nasıl hayattan yaratmış abi? Ya, cemadat hayatın en kesifidir. O taşı nasıl hayat? Taşı. Taştan her şey diyor bu cilde hayatlıdır diyor. Hayattan çıkartmış. Çünkü niye şaşırıyoruz camide taş hayatta nasıl yaratır? Çünkü biz hayatı latif, canlı, ona hapsolmuşuz da ondan. Bu düşünce hapsolduğumuz. Yani latif. Bizim hayat anlayışımız kendi gördüğümüzde. Evet. Biz hayat anlayışımız latiftir, canlıdır vesaire. Oysa taş da canlı. Her şey taştı, her şey canlıdır. Mesela şöyle düşünün. Taş sürettir. Süret. Kanuniyeti kuantum fiziğidir. Hakikat esmadır. Şöyle fizikten gidin. Taş. İn dibine atom. Değil mi? Atomun proton. Hepiniz ondan sonra elektron atom. Onun arkasına hiç kuantum enerjisi. Yani kuantlara inmiyorum. Daha çabuk ineyim. Kuarklar, atom, proton, kuark, enerji. Tamam mı? Enerji. Enerjinin Arapçası kuvvettir. Bizdeki dindeki karşılık ya kavi ya Allah. Özür mü? Şimdi dağ arkasına inerseniz kudret sıfatı dayanıyor. Yani ta kudret, kuvvet esması, esir, enerji, kuantum, kuark, atom, molekül, doku, hücre, dokular, organ.
Taş yani taş, sureti taş. Tamam. Şimdi zaten öyle demiş. Öyle bir taş, toprağın diyor şahit edecek toprak. Peygamberimiz ahir zaman. Demek ki ruha cevherdir. Tamam abi, cevherdir böyle. Kanundur. Hiçbir şey değil yani. Allah'ın dışında her şey o. Program. Ağacın programı. Programı hatırladınız. Şimdi bunu Allah buna bir sıfatını taktı. Zihayattır. Ruha. Mausa bak. Hayat. Sonra zişuru taktı. Bunlar ne demektir? İçerisini boşaltacağız ve keseceğim. Sonra kanun emri taktı. Sonra vücudu harici taktı. Şimdi nedir kanun emri? Buraya kadar taktı. Bu taktı ama dört tane özellik. Bunlar uçucu. Kaybolur. Uçacak yani gaz. Bunu streç denilen bir naylonla sardı. Tabiri yapıyorum, tamam mı? Streç nedir? Bir glaf-ı latif, bir bedeni misalisi var. Görüyor musunuz yazıyı? Bir glaf-ı latif, bir bedeni misalisi var. Beş önce sözlerde. Onu tuttu, sarmaladı. Sarmaladı. Bunu paketledi. Yani artık durmasını sağladı. Sonra ikna etti. Bu glaf-ı sen bedene yerleştirdi. Fakat bir söz aldı. Seni hep hapsetmeyeceğim. Seni hayatın yarısında hür edeceğim. Çünkü bu buna müsait değil. Mesela odun. Odunu yakın. Çatalcanın neresinde? Her yerinde. Ama bir yerde odun. İçindeki o şey, letafet, şey, hayatiyet, hayata daha yakın, kanuniyet, bir anda her yerde olan bir şeyi bir yerde tutmak çok zordur. Yani enerji mi yapmak zordur? Odun. Odun yapmak zordur. Şaşıracaksınız. Güneşten daha zordur odun yapmak. Çünkü güneşi odun yapmak. Donmuş güneştir odun. Çok zordur. Başka bir şey söyleyeyim mektep okuduğunuz için. Bu alem-i şehadette kalem bir yerdedir. Değil mi bu? Burada bir, bu kalem birkaç yerde olursa mucize olur. Bir mucize olur. Bir yerde olur. Kuantum fiziğinde fen söylüyor, bu hoca demiyor. Dese bayobaz dersiniz. Kuantum fiziğinde ise bir şeyin olması gereken her yerdedir, baktığınız gibidir bir de. Orada kalemi nasıl görmek istiyorsanız öyledir. Olması gereken her yerdedir. Kuantum fiziğinde bir şeyin bir yerde olması mucizedir. Olamaz. Dünyada ise bir şey birkaç yerde olamaz, mucize olur. Kuantum fiziğinde bir şeyin, bak dünyada bir şey bir yerdedir. Birkaç yerde değil. Kuantum fiziğinde, bu normal. Kuantum fiziğindeki normalde bir şey olması gereken her yerdedir. Nihayetsiz yerdedir. Peki nasıl bulunabilir kalem? Senin nazarına göre. Ustad diyor ki nazar ve niyette mahiyet eşer değiştirir diyor. Ustad zaten koymuş bunu. Yani diyecekler ki onlar bulduktan sonra mı söylüyorsun? Ben 30 sene önce söylüyordum bunu. Bu şeceresi takmasınızın. Kuantum fiziğinde bazıları öyle bir hastalığı var. Onlar bulduktan sonra zaten burada vardı diye. Ben zaten ondan önce söylüyorum. Mesela protonla elektron arasında ara boşluklar var. Onun hakkında boşluk diyor. Allah'ın izniyle oranın o boşluğu doldurdum ben. Ama yakında çıkacak. Ama Yahudi medyası elimizde olmadığı için bilinmiyoruz. Ama çıkacak, alacaklar, çalacaklar bunu. Yani o neyle dolduruluyor diye var yani. Şurası. Şurayı. Şurası proton. Şu anda fende yok bu. Diyor ki fen. Bunun diyor, bunun en yakın geçen elektronu. Bu Mekke'de olsa en yakın geçen İstanbul demiş. Bak şurası. Boşlukmuş. Buralar boşlukmuş. Fenne göre boşlukmuş. Boş. Allah'ın izniyle biz onu doldurduk. Niyet ve nazar mahiyet eşyayı tayir eder, değiştirir diyor. Nedir o? Hep misal verelim. Çalıştın, terden su oldun, pirinç aldın, çocuğuna yedirdin, sen yedin. Bir de çaldın. Ha. O halet bunu değiştirir. Çamuru altın, altını çamur toprak yapar. Toprağı altın, altını toprak yapar. Şimdi niyet ve nazar şurayı değiştiriyor. Şuraya bizim haletlerimiz buraya giriyor. Buraya dolduruyor. Ona örnek vereyim, çok şaşıracaksın. Mesela yüz kızarıyor. Kızarmak
bedenseldir, hücredir, şeydir, maddedir yani. Kıpkırmızı oluyor. Ne anlarız yüzük kızınca? Utandı. Bak, halet maddeyi değiştirdi. Çünkü arayı doldurdu. Korktu psikolojiye, korku kağıt gibi oldu. Yani burayı doldurdu. Dolduruyor, boşaltıyor. Allah burayı katı yapmadı ki kendisi doldursun, madde değişsin diye. Namaz kılanın nurani olur. Teheccüd kılanın, beş vakit namaz bir tarafa, teheccüd kılanın daha nurani olur. Simaz. Yani burayı doldurur. Ama sonra buldu diyecek. Hayır, daha bundan bahsetmiyorlar. Şu anda boşluktur. Bir fizikçi anlattım. Hocam diyor, çok zorluyorsun dedi bu. Yani manyetik alan de bari dedi. Buraya nasıl latife? Yani gelecekte çıkacak. Ama gavur söylese vay be ne adammış ya. Gavur söyleyince doğru oluyor. Biz söyleyince olmuyor yani. Tamam. Vay be ne adam diyecek. Ve sonra diyecek der ki biz bulduk. Çoğu meselelerde sufi tasavvuftan almışlar böyle matrix gibi şeyler. Mesela Afgan çok ilginçtir. Afgan işgalinden bir sene sonra oluyor. Sufi şeylerden aldıkları şeyleri fenlerine uygulamaya çalışıyorlar. Çünkü umurun batınlarına geçmişler. Geçmiş ecdadımız. Onların söylediklerini şey yapıyorlar. Avrupa'nın medeniyetinin kaynağı, bu fenlerin kaynağı Endülüs. Endülüs. Ya. Şimdi zih hayat. Zih hayatı taktı. İçerisini anlatacağım da dört tane. Zih şuurdur. Kanuni vücud harici. Bu da tek tek onları anlatacağım. Bu da uçmasın, dağılmasın bu gaz diye streçle sardı. Cesede koydu. O streçin adı glafilatif bedeni misali. Şuradaki yazı sardı, tamam mı? Sonra cesede, şey, bedene koydu. Tamam mı? Şimdi ben şu dört tane özellikle takıldıktan sonra bu kanuniyetten çıktı, mahluk oldu. İçini anlatacağım şimdi. Zihayat nedir? Zihşuur nedir? Kanun emri nedir? Vücud harici nedir? Ve ders bitireceğim. Hani bombardıman olmasın fazla diye. Ama bu dersi haftaya tekrar yani siz çalışırsanız ek yani kendisini müzakere ederseniz eklenen dersi daha iyi kavrarsınız. Çok kısa bir zamanda sıçrama yaparsınız. Dersten derse açarsanız şimdiden söyleyeyim size taklitten başka ileri geçemezsiniz. Her daim böyle dinleyecek makamda olacaksınız. Sizden sonraki nesil size anlatacaktır. Ama eğer bu dersi merak edip çalışırsa o zaman Allah'ın izniyle bunun üzerine de ekleme yapacaksın. Detaylarını da bulacaksın. Benim eksiklerimi de bulacaksın. Ve daha benim kafama basıp çıkacaksın. Şimdi bu dört tane sıfata giriyor. Nedir bu? Buraya kadar. Ondan sonra daha geçmiyorum. Yaymıyor. Tamam. Zihayattır. Nedir zişur? Bizde nasıl gözüküyor? Şimdi ona geçiyorum. Bu. Şimdi görüyor musunuz abi? Gerçi bu daha net ekran. Bizim rahmetli Abdülhamit'ten kalmadır bu bilgisayar. Sizin ekranınız daha bundan şey gözükeceğini zannediyorum. Şöyle biraz da bu iteyim. Heh. Gördünüz mü abi? Net değil mi? Heh. Her şey sonra kapatabilirsin şeyi. Ama yok cam açık olsun da netliği sorun varsa perde kalsın. Tamam. Tamam sıkıntı yapmayasın. Çünkü çok önemli. Bunun üzerine duracak. Şimdi bunu görüyorsunuz değil mi abi? Ruh ceverdi. Ele. Ele'den sonra ruh ceveri. Ruh daha mahluk değil. Ceveri ruh. Görüyor musun? Yazıya bak. Ceveri ruh. Ruh ceveri. Mahluk değil. Mahluk olabilmesi için kanun emri, vücud harici, zihayat ve zişur takılması lazım. Sonra bu görüyor musunuz şu saydam şey? Bu buraya glaf latif bedenimize streç bu takılmış. Şimdi bu komple yuvarlak mahluk ruhtur. Şu. Ha, şimdi açılım yapacağım. Zişur nedir? Oradan başlayayım veya hayattan başlayayım. Hayattan. Kendimden başlayayım. Ruh mahluk oldu. Nasıl mahluk oldu? Dört sıfatından dolayı. Dört özellik takıldı. Mahluk oldu. Çok ezberlemesi çok kolay. Zihayattır. Zihayat. Zişurdur. Kanunen vücuda harici. Kanun emri de şey yapacağız. Şimdi bu mahluk oldu.
sarmaladı, koydu buraya. Biz kimiz? Ruhun, ruh mahlukun arkasındaki kanuniyetin arkasındaki eniyiz. Gördük mü? Ruh mahlukun arkasındaki kırmızı, bak buradan kalsın, sema gibi mavi mahluk bu. Mahluk olmayan ruh cebeli ve daha arkası eniyiz. Ben derken bunu kastedeceksiniz bundan sonra. Bu sensin. Tamam mı? Oldu. Şimdi zihayattır. Zihayat ne demektir? Zihayatı dışarıya çıkıyoruz. Bak taş, toprak nasıl hayattan yaratılmış, ne kadar basitmiş. Zihayat Allah'ın subutu sıfatındandır. Şöyle yazayım ben. Şurada yazacaktı ama ben şeyi yapacağım. Subuti sıfat. Birincisi hayat diyelim, mevzumuz onun. İkincisi irade. Söyleyin siz. Kudret, ha sem yapayım. Sem, basar, kelam, ilim. Tamam abi. Şimdi Kur'an buradan geldi. Kur'an geldi. Tamam mı? Şimdi bu. Tamam. Bu sübüt-i sıfattan geldi. Peki esma olarak nasıl yansıyor? Esma olarak bizde esma olarak mühyi. Tamam. Hayat hay yani. Hayat haydır zaten. Hay sıfat yani. Hay sıfat. Hay sıfat mı abi? Evet, hay sıfat. Muhyi esma. Muhyi esma. Tamam. Ya hay diyor ama hay da sıfat, esma diyor. Yani onun kastı. Bazı esmalar sıfat olan esma abi. Evet. Ondan yani sıfat olan esma değil ki, o kadar şiddet huzurundan ki sıfat gibi olmuş. Mesela diyelim ki celal ve cemal, cemal ve cemal sıfattır. Kemal değil. Kemal o kadar şiddetli ki sıfat makamına çıkmış. Mesela Allah ismadır. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim ve Allah. Allah zatı taşıdığı için, zatı işaret ettiği için yani zatı sıfat olmuş. Cami. Gerçi kendisi itibariyle usul bakımından ismadır. Şimdi hayat dışarıya bize hayat takıldı. Bize latife-i insani olarak çıkıyor. Latife insaniye nedir? Nerededir? Yani hayat bize her taraf sarmadır. Şimdi ben size latife insaniyenin yerini göstereceğim. Allah nasip ederse. Nerede bakayım, bu muydu? Latife-i Rabbaniye'den farkını göstereceğim size. Niçin? Çok da zorlandı. Aşağıda olur sanırım. Nerede? Evet. Şöyle yapalım. Şunu da kapatayım da belki onu açamamıştır. Bir de yapayım. Neyi bakacaktık? Ha, latife insaniye. Bak evet. Şimdi arkadaşlar latife-i Rabbaniye ile karıştırılıyor. Latife-i Rabbaniye. Şimdi latife-i Rabbani şurada. Vicdanda. Latife-i bak kalptir bu. Tamam, bu kompresi kalptir. Kalbin iki ayağı var. Vicdan, dima. Şimdi kalp de buradaki dima değil, değil mi abi? Yok, dima var. Bu dima. Bu dima kalpte nasıl oluyor abi? Buradaki. Ha. Yani kalbin şubesi. Ayak kolu. Bu kol ya. Bu kol benim dişimde ama benim. Karaciğerimde bir organ da, bu da bir organ. Kalple birlikte çalışıyoruz. Tabii yani. Tabii. Evet, kalbindir yani, müstakil düşünmeyiz. Kalp kafa bütünlüğü diyor üstad çoğu yerde. Evet. Demek ki bu. Mesela bazı organlar içeride takılmış, organın kolunda dışarıda. Dima dışarıda. Vicdan içerideki karaciğer.
Tamam mı? Ama kalptir. Şimdi burada bu latife insani şurada. Şurada bir yerde. Onu yapılmış bir şey vardı. Burada isim çizilmiş ama onu nerede? Şurada bilin yani. Şurada bir boşlukta yaz. Burası kalp. Şu masum olduğu yer. Latife insani burada. Latife-i Rabbani vicdanın içinde. Latife-i insani daha camidir. Hepsini İkisine de mi bakıyor? Ta hepsini cem etmiş. Bakalım o latife-i insani şeyi var mı? Bir bakayım böyle. O şeyi görebilecek misiniz bakayım? Bulabilirsek. Bunun yok böyle oldu. Kilitlenebiliyor. Latife-i insani diye geçer mi acaba? Öyledir. Ne olabilir? Ruhta olabilir belki de. Hani görsek... Bir üst tarafa. Ruh nerede? Biraz altta. Bir zaman altında. Şu. Bakayım. Latife-i insani. Yani aynı orada da değil. Bir yerde de daha güzel bir şey yapılmıştır. Şurada olabilir mi bakayım? Şöyle, burada yazmış mıyız? Yok. Aramaya yazalım. Yok, tamam. Bakayım, burada var mı böyle bir şey? Resimler diye olsa, resimler var mı? Ersal'dan gelenler. Gayb resimleri var. Resimler yok değil mi? Gayb resimleri var. Gayb resimleri var. Ersal'dan gelenler bunda. Burada olabilir. Tamam, inşallah olur. Şurada var mı? Bak, burada var. Çok güzel. Bak görüyor musunuz? Latife-i insaniye vicdan gibi bir birimdir. Şimdi kalbin içerisindeki birim, dima bir birimdir. Vicdan bir birimdir. Latife-i insaniye bir birimdir. Lüme-i şeytani bir birimdir. Kalbe yakındır, lüme-i şeytaniye kalpte şey yapılmış ama şimdi dışında işte. Üstünde diyor bazı yerler. Evet. Yani tamam mı? Bak latife-i insaniye görüyor musunuz? 273 barla da bunu anlatıyor. Latife-i insani daha canlı olduğunu görmenizi istiyorum. Latife-i Rabbani'de. Latife-i Rabbani'nin işi müşahedet ola. Bu insan olma. Aktif olmasa sen insan olamazsın. İnsanın. Şimdi hayattan sonra bize ne verildi? Beşeri hayat. Beşeri hayat yani insan hayatı latife-i insani. Barla 273'te anlatıyor. Şimdi anladık mı bari? Hayattan Allah'ın hay sıfatı, mühi esması bize nasıl şey yapmış? Latife-i insaniye. İnsanlık verilmiş. Tamam mı abi? Şimdi geçiyorum oraya. Şunu bunu indireyim. Bak abi. Bunu indiriyorum. Neredeydik? Yuvarlak. Şu muydu? Evet, latife-i insani gördünüz mü abi? Hayat bize beşeri hayatı verdi. Ama hayat sıfatında her şey olabilir. Bir sürü ihtimaller var. Ama latife-i insaniye demek bütün hayat sahibi olan, olup olmayan demir, taş, hepsi yaratılan bir şeyle mesela şöyle diyeyim de hayatı iddia yanarız. Allah'ın dışında bana bir makine, meyve sıkacak makine getirdiniz Ömer. Oraya içine kabuk hepsini at. Attın mı abi? Arş azam at. Lef-i mahfuzu. Arşı, kürsü, cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, domuz, yılan, alemiş at. Koyduk mu abi makine? Hadi suyunu alalım. Elmadan suyu çıkar atalım. Aldık meyve suyunu meyveden. Bunun adı hayat. Allah'ın dışında bütün alemlerin özüdür hayat. 336 demalar. Tamam. Bak şimdi daha özünü alacağım. Hayat bütün alemlerin özü müdür? Onu getirmiş, o özü bize vermiş. Hayat bu. Bu hayatın biraz da özünü alalım mı? Biraz da latifleştirmiş. Bütün hayat her şey. O hayattan his ve şuuru çıkartmış. Hayatın daha öz. His ve şuur. Tamam mı? Sonra
Biraz da özünü alalım his ve şuurun. Makineye koyalım, daha değişik makine. Akıl cemeri çıktı. Burada bitti. Onun özünü al. Ruh diyor mustaki zati bir cemeridir. Öz değil o. Ona yani ruha hayat takılmış. Onun aslı değil. Biz hayatı inceledik az önce. Daha ha? Biz az önce hayatın özünü aldık. Ruhun özünü alamıyoruz yani. Evet, ruhun özü daha canlı tabii. Çünkü ruhundan öfledim ruhunuzu diyor. Hayatı ise subuti sıfatından vermiş. Hayatımız hayatın subuti sıfattan gelmiş. Ruhumuz ruhumdan öfledim. Ruh cani. Hayat bir kanun. Her mahluk kendi kabiliyetine göre hayatı kullanıyor. Evet. Taşta hayatı kullanma kabiliyeti en alt seviyede olduğu için cemadat gözüküyor. Hayata hizmet ediyor. Çünkü hayata hizmet eden hepten sıfır hayat olmaması lazım. Evet. Şimdi Allah bütün mahlukatı, bak bir daha yapıyorum, burası çok önemli. Çok önemli. Bir kap getiriyorsun. Getirdim abi. Getirdin. Osman getirdin mi abi? Meyve sıkacağı bir alet çok. İçine kap kaysını koyduk. Yukarıdan aşağı. Arşa zaman koyduk. Lef-i mahfuzu koyduk mu? Arşı koyduk. Cennet cehennemi koy. Kürsü koy. Şeytanı koy. Meleği koy. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail. Kabir, cennet, cehennem. Domuz, yılan, kadın, erkek, taş, toprak. Koydun mu abi? Hadi bakalım. Meyvesini alalım. Suyunu alalım. Meyvenin. Halim. Çıkacak ne? Hayat. O onun bize koydu. O hayatı vermekle neyi vermiş oldu? Elmanın suyunu vermekle elmayı vermiş olmuyor. Özünü verdi. Kışırını verdi. Demek ki hayat Allah'ın dışında yaratılan her şeyin hakikati. Hakikat. Tamam mı? Bu hayat. Şimdi bunu da his ve şuur. Biraz daha his ve şuur. Akıl cemeri. Tamam. Şimdi biraz daha yapacağız ama yok. Ruh ceverdir. Bunda bu ruh akıl cemeri dedik ya. Akıl. Burada ruh. Bu arasında bağlantı yapacak latife insaniye denen bir sistem. Yani buna uygun hale gelmesi o bağın adı latife insaniye. Tamam mı? Latife insaniye. Yani aklın da daha arkası. Çünkü akıl cihazdır diyor. Üstad 27. sayfa sözlerde akıl cihaz insanidir diyor. Alettir diyor. Alet. Latife-i insani ise değildir. O aklı da ruha entegre eden, onu oraya taşıyan ve o daha akıl üstü latife-i insani. Mesela adam şu anda piyasada bir sürü insan var. Akıllı insan çok azdır. Zeki insanlardır. Zeki insan olduğuna sanırsa psikolojik sorunlu olanlar hepsi zekidir. Akıllı değiller. Akıllı olanın derdi sıkıntısı olur, psikoloji sorunu olmaz. Çünkü zeka aklın içerisinde bir sıfattır. İnsana çok ciddi bir şey. Bu ehliyim bu işin. Ehli olarak bu kadar rahat konuşabiliyorum. Allah'ın izniyle, Allah içerileri bana hissettirdi, gösterdi, okudum yani. Allah nasip ettiği için söylüyorum. Psikoloji sorunu olanların hepsi aklı aşağıdadır, zekavit öndedir. İyi bir doktordur. Mesela ama ameliyat gerekmediği halde sana ameliyat yapar. İyi bir doktor. İyi bir mühendistir. Ama devletin ihale verdiği müteahhidin köprüsünü devletin mühendisi olan inşaat mühendisi az çimento kullandığı halde onaylar. Zekidir bu. Ama bu kadar beytulmal, bu kadar insanın hukukuna tecavüz ettiğini bilmez. Onun için Kur'an ya akılın takılın efele tefekkelun efele tecavüle. Hatta diyor ki Risale'de aklınızı başınıza alınız. Hasan takkeni kafana al. Ha buradaymış. Ha aklınızı başınıza alınız derken akıl başta değildir değil mi? Peki o, bu laf kime hitaptır? Aklını başına al. Kime diyor bunu? Zekaya diyor. Anladık mı? Ha, onun için biraz ağır söylüyorlar. Gündeme bir bazılar şöyle diyor. İmanlı olanın psikoloji sorunu olmaz. İmanında sorun var diyorlar. Hem doğrudur hem yanlıştır. Aklı kazet. Niçin?
Çünkü aklı önde olanın, aklın 33 sıfatı var. İnşallah aklına da gireceğiz, memleket tek tek gideceğiz ya. 33 sıfattan bir tanesi zekavettir. Aklı önde oldu mu, akıl ne demekle zekavet arasındaki farkı benim bir meşhur bir örneğimle açıklayayım. Çok basit bir örnek. Bu el yapılmadan önce, bu elden önce el olması lazım. Değil mi? Bu elle bu el yapılmadı. Bunu kafir mümin herkes evet demek zorunda. Bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı. Bu gözden önce göz olması lazım. Yani halaka semavati vel ardı fi sitte eyyam. Sema ve arzı 6 günde yarattım diyor ya. Bak ona örnek olsun bu da. Şu saati var ya diyor. Kolumda saat kabul edin. Şu saati 6 saatte yaptım demek, bunu yaparken bu saate bakmadım demektir. Bir daha bu saati 6 saatte yaptım. Bu saati. O zaman bu saatin dışında bir saat var bunu yaparken. Halaka semavati vel ardı fi sitte eyyam. Allah'ın dışında her şeyi 6 günde yarattım dediğine göre bizim o yaratılan günlerin dışında başka bir gündür. Bu saatin dışındaki gibi. Şimdi beraber yürüyoruz aşağı yukarı. Bu el yapılırken bu el kullanılmadı. Bundan önce el olması lazım. Tamam. Bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı. Bundan önce göz olması lazım. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu akıldan önce akıl olması lazım. Bu akıldan önceki akla bu aklı tabi ederseniz vahiydir. O akıllıdır. Bu akılla ona bağlanıyoruz. Bu aklı yapana aklı yapana bağlarsan akıllı oluyorsun. Akıllı. Eğer bu akıl ben bana yeterim, böyle bir ihtiyacım yok diyorsa vahiyden koparmıştır. Bu zikidir. Başına belayı aldı. Başına belayı aldı. Ne kadar akıllısanız o kadar psikolojinin sorununuzu kontrol ediyorsunuz. Sizi kontrol, bak sizi kontrol edemediğiniz her şey sizi kontrol ediyor demektir. Unutma. Kontrol edemediğiniz her şey sizi kontrol ediyor demek. Eğer siz duygularınızı ve düşüncelerinizi kontrol edemiyorsanız ki alameti sıkıntıdır, ondan sizi kontrol ediyor demektir. Sizi kontrol etmenin özelliği zekavettir. Ha? Bu budur. Peki bu ders ne yapacak? Bizi arkaya taşıyacak. Akıl bir alettir demiştik. Peki bunu kontrol eden nedir? Latife-i insaniyemiz. Abdullah kim ediyormuş? Latife-i insaniye. Vay be. Eğer latife-i insan aktifse dünyanın bütün meseleleri cehennemde diyor cesedimi alarken gönlüm gülgülistan olur. Bütün alemler dinsizleri diyor ben hayvandan aşağı indirmişim. Latif 27. sayfada ne diyor? Felsefede akıl neymiş? Ustur, özdür, tözdür. Yani insanın aslı budur. Platon yani Arapçasında P olmadığı için Arapça Eflatun. Her şeyin aslı akıldır. Bu bozuldu mu? Bitti. Çünkü üst birim yok ki tamir etsin. Ne yapacaklar? İngiliz'i yakıyorlardı. Platon Sokrates'in talebesidir. Eflatun yani Platon aynı şanstır. Aristo da bunun talebesidir. Ha? Peki dinde nedir? Akıl öz değildir. Akıl bir cihazdır. Aklı da yöneten arkada latife-i insaniyedir. Latife-i insaniyeyi de yöneten ruhtur. Cebeli ruhtur. Ruhu da yöneten ben. Tamam. Acayip bir şey değil mi? Peki ne kazandırıyor bu bilgi sana, bu silsile? Mesela cihaz bozuldu. Allah belanı versin diye atmak nerede, tamire götürmek nerede? Eğer size deseler ki tanımlamasında bu bozuldu bitti, bunun tamircisi yoktu, bitmiştir. Ne yapacaksın sen? Aramaya gerek var mı? Atacaksın değil mi? Ha, felsefe diyor ki akıl özdür, tözdür, tamam mı? Asıldır. Bu bozuldu mu senin bir üst birimin yok ki onunla aklı yeniden format atarsın. Yedeğin yok yani. Tekrar format atamazsın. Din diyor ki akıl bir cihazdır. Üst birimini aktif edersen aklı kontrol edersin. O zaman
Senin zaten bilgisayarda yedek dosya vardı. Yeniden format attı. Ondandır ki sefi bir insan dönebiliyor. Onlar abi akılın üstüne çıkamadıkları için orada takılmışlar. Ruha erişememişler. Bitti. O yüzden bitiriyorlar. Bitti. Ondan sonra yakacaksın. Şey ne? Mesela cinli hastaları Avrupa yakıyordu. Daha yeni çağa kadar Osmanlı tamir ediyordu. Tamir ediyordu. Şu anda ne yapıyor psikoloji hastaları? İlaç vermeyle dönmeyeceksin onu. Aklı kontrol edemediklerinden aklı devre dışı yapıyor ilaçla. Uyut. Halim ne dedi? Tabak orada Halim. Aklı, peki din ne diyor? Aklı devre dışı yapma diyor ilaçla. Aklı başını al, kıblesine koy, istikamete koy, duramazsın yerinde. Bayağı anlatırken bile duramıyorum. Ha? Kıblesine koy. Aklı kıblesine koydun mu zekavet arkasına gelecek. Arka lastik arkadan gelmek zorunda. Artık ben kıblesine aklı koydu mu düşünceler nerede? Şurada. Bak düşünceler nerede? Başım döndü vallahi. Başım. En dipte tahayyül. Tahayyül. Yukarısı siz söyleyin. Tasavvur. Bunu ezberlememişsiniz. Ezberlememişsiniz demektir. Tamam. Tahakkul. Ezberlemişsiniz sen onu. Ezberlemişsiniz demektir. Tasdik. İzan. İzan. İltizam. Bunu kesin, bunu soy ismin gibi bileceksin. İtikad. Bak şimdi. Bu psikoloji sorunu nerede biliyor musun arkadaşlar? Gözden, kulaktan, burundan, dilden, mekandan ne geliyorsa, örf, anane, kültür, nesep, her şeyden gelenler dimağa girdiği zaman ilk muhatap olduğu burası. Bu hemen her bilgiyi şekle dönüştürür. Her şeyi. Aklın bir aptallığı var. Hayal ile gelen resmin, göz ile gelen resmi ayırt edemez. Bu hayaldir, kale almayayım demez. Hormonlar aynı çalışır. Aklı buradan kandırabilirsiniz. Bak şimdi. Hayal ile cinselliği, hayal ile birisinin vurduğu kurma yaparsanız vücut aynı realiteymiş gibi, gerçekmiş gibi çalışır. Hiçbir fark etmez. Ha gözden gelmiş fotoğraf, ha hayalen gelmiş. Akıl çalışır. O zaman bize ne fırsatı veriyor bu? Realitesi olmayan bir şeyi, mutlu bir anını gülüyordun orada. Hayal et, hayal et, mutlu olacaksın. Mıkıntımasın. Neyi hayal ediyorsa ne oluyorsun zaten. Bitti. Yani kolay yani. Bu kadar basit bir şey ya. Ben bunu senelerce soran. Şimdi gelen malzemeleri tahayyülde şekillendirdi mi? Bak şimdi. Nasıl kontrol edecek psikoloji? Sonra burada bir üst birime geçiyor. Bu düşünceye dönüşüyor. Muayyenleştiriyor. Düşünceler. Burası çöplüktür. İki yer kontrol edemezsin. Burası düşünce çöplüğü. Her şey var. Şekiller, dokunmalar, gözüm kapalı. Bunu tarihte şekillendi. Tasavvurda düşünceye dönüştü. Şimdi eğer sen aklın içerisinde bulunan, akıl burada, 30 küsür tane sıfatı var ki bir tanesi zekadır. Bu tasavvurdan geleni, bu eğer aklı başındaysa, o birimlerde şey yapıyor, susturuyor. Yani havasını alıyor. Mesela bir araba gidiyor, tamam mı? Bir anda durduramazsınız, yukarıdan aşağı fren yaptı. Bir takos koyun, epey izin aldınız. Bir daha, hop, bitti. Kontrol altına girer. Unutma, kontrol edemediğin her şey seni kontrol ediyor demektir. Tamam mı? Şimdi bu taakkul, akıl. Bu iki birimi kontrol ediyor. Şimdi aklın bunu devre dışı yap. Bak bunu devre dışı yap, o şey Abdullah. Bak ne oluyor abi. Devre dışı oldu mu? Buradan gelen bütün veriler bu sistemden kontrol edilemediği için tas kabul ediliyor. Tasdik oluyor otomatik. Treni boşalmış kamyon gibi. Kamyon gibi. Artık ya dün mesela Kaynarca'da bir yerdeydim. Ama yani bak Allah'ını severseniz ya. 100 miligram psikolojik hap için sebebi ne biliyor musunuz? 3,5 sene önce babası vefat etmiş.
Kefeni açtıkları zaman da kendisini çok kötü hissetmiş. O da bayılmış. He. O bayıldığı zaman tabii ki her şey uyuduğumuz zaman ben bir şey göremiyor değil mi? Göremiyorsun ya. Yemek yedikten sonra açlığım gidiyor. Gözüm kapandıktan sonra bir şey göremiyorum ya. O bayılmış. Şimdi diyor ki acaba gene bayılabilir miyim? Gene ya bayılırsam ne olur? Mutfakta bayılırsam ne olur? Tuvalette bayılırsam ne olur? Çarşı pazarda bayılırsam ne olur? Bayılırsam ne olur? Bayılırsam ne olur? Bayılırsam 100 miligram psikolojik hastalık olur. Niçin yapıyor? Allahsız düşünüyor. Teslimiyet yok ki Allah'ta. Olayları Allahsız düşünüyor. Bak bu kadar basit. Aklının rotası çalışıyor. Dedim ki Karadeniz pekmez de olabilir. Usta tabii. Karadeniz pekmez olabilir. Şimdi gemi yapma tersanelerinin suyun kaldırma kuvvetine göre değil, bir değil. Pekmeze göre yapacağız. Olabilir ya. Pekmezi ne yapacaksınız? Abi? Bilmiyoruz pekmez bu kadar. Kayıp olacağız. Niçin oldu? Gördünüz. Taakkul devre dışı olunca tasavvurdaki bu daha önceki bayılma şekildi. Düşünceye dönüştüm. Burada adam geliyor. Vehim burada. Vehim bak şurada. Sevgili arkadaşlar. Vehim burada. Vehimin olma ihtimali yüzde kaçtı? Yüzde birdi. Binde abi. Bir. Yüzde bir diyor. Bir. Olma ihtimali. Buna değer veriyor. Eğer taakkul ki akıl devre dışı oldu mu beni niye heyecanlandırıyor biliyor musunuz? Sistemi bildiğin zaman yorgunluğun bile gidiyor. Kontrol ediyoruz. Bizi yapmıyor bu özellik bizde de çalışıyor. Kalp de bizde çalışıyor. Ölebilirsin. Taakkul devre dışı olursa her tasavvur tasdik oluyor. Anladın mı Halil? Psikolojik sorunlarımız buradan kaynaklanıyor. Doktor da diyor ki, bu manyak diyor, tamam mı? Bu manyak her düşündüğünü vaki gibi tasdik ettiğine göre bu ataakulu nasıl aktif edeceğim? Marifetle. Marifetle. Şeytanın evliya var diye anlatmış mıydı bilmiyorum. Allah'tan istemiş, Allah'ın makbul kulu. Allah'ım dedi, şu şeytan bana göster, çıktı karşısına, ben de ne istiyorsun dedi. Allah gösterdi. Vay şerefsiz dedi, aldı. Şeytan ne dedi biliyor musun? Allah bile beni cehennemle şey yapamadı dedi. Yapamadı değil de. Ben dedi Allah'ın cehenneminden bile korkmadım dedi. Senin sopanla mı korkacağım dedi. Durdu. Peki dedi bu adam soruyor. Seni neyle korkutabilirim? Hakikaten doğru. Allah'ın cehenneminden korkmadım dedi. Her şeyin sopa çeşitleri var. Cennetten geliyor zaten gördün mü? Yani oralar. Şey peki neyle biliyor musun? Ne demişim? Ancak beni marifetle öldürürsün. Tam marifet. Bu devre dışı olursa 1000 miligram almak zorundasın. Peki ne yapıyor? Aklı devre dışı yapıyor ilaç. Ha buraya gelmesin diye doktorlar uğraşıyor. Tasdik olmasın. Burada hapsedelim düşüncesini. O zaman ne yapıyorlar? İlaçta bloke ediyor. Orada düşünelim. Yukarının hiçbirisini kullanmıyor. Kullanıyor. Bitti. De kıblesine koy diyor. Ha? Abi sarıda şey diyor, hem bazen tasavvur ettiği bir şüpheyi tasdikâ bile girmiş bir şüphe var dedi. Bir de oku bak. Hem bazen tasavvur ettiği bir şüpheyi tasdikâ bile girmiş bir şüphe var. Bak buraya geçmiş zanneder. Direkt tasdikâ akli olmuş oluyor. Çöplük. Şuraya tasdik akıl tasdik ettiği şey tasdik oluyor. Gene çöplük tasdik oluyor. Her düşündüğü vakı gibi görüyor, vaka gibi görüyor. O zaman dengesizlik başlıyor. Ne dengesizlik? Her şey bitti daha. Sistem bitti ya. Batıl hak görüyor. Evet. Yani gördünüz mü şu şeyi? Ama ne kadar şükretmemiz lazım. Tamam. Çünkü felsefe diyor ki akla bundan sonrasını kabul etmiyor zaten felsefe. Şu andaki tıp ondan almış. Bu taakkul bozuldu mu? Us, öz, töz. Felsefenin değişik tabirleri bu. Bizdeki akıl asıldır, özdür. O bozuldu mu? Bitti kardeşim diyor. Bizde din diyor ki merak etme bu bozuldu. Bu tamirci var. Bu da olmadı. Bu var. Bu da yetmedi. Bu özelliğin var. Donanımından bahsediyoruz. Ümitsizliğini niye geziyorsun? Bu var diyor. Yetmedi. Bu bütünlükten sonra daha gücün yetmediyse vicdanın var. Vicdanın da yetmedi. Latife-i insaniyen var. Bu da yetmedi. Kalp var.
Bu da yetmedi. Ruh var. Bu da yetmedi. Ene var. Ene var. Bu da yetmedi. Cehennem var. Abi burada şeytanın şeyi ne oluyor? Vesvese vermesi var ya. Ha, vesveseyi verdik. Çok basit o. Letesi'yi hemen o şeyde gösterdim ya. Lüme-i şeytaniye. O lüme-i şeytaniye kalbin bir köşesinde bir lüme vardı. Evet. O sistemin adı şeytan. Kur'an'da işlevi iblis. Azazı ismi. O lüme-i şeytaniye bir sistemdir. Orada imalat yapılıyor. İmalat vesvese. Kişinin ehemmiyet verdiği şeylerin vesvese ettirir. Baktı ki kalbe atar bu. Yemedi diyor usta. Yukarıya atar. Dimağı şu mertebeye atar. Direkt buraya girer o. Çünkü hayal taahhüdünün bir özelliği var. Kontrolümüzde değil yani. Çoğu zaman. Ki bir sebebe her sebebe mukabil bir şekillendirme yapar. Ondan sonra tasavvur da pek kontrolümüzde değil. O da düşünceye dönüştürür. Burada yukarıdan aşağı takılıyor ki dön hemşerim. El freni çek takılız koy. Oraya kadar ör. O zaman doğru bilgi şu anlatılanlar ne işimiz var? Tahakkule giriyor şu bilgi. Hı. Doğru bilgi, doğru malzeme. Dör. Sen şusun, sen şusun, sen olmuşsun. Buraya. Sen İSKİ'den su geldi. Bakalım karbon, azot, kalsiyum, magnezyum, kükürt, çamur, pislik bu kadar. Tahlil ettim. Tahakkul durduruyor. O zaman akıllı olanda dedik, aklı başında ol, psikolojik sorun olmaz. Niçin? Tasavvurunu ve tahayyülünü kontrol etmiştir. O zaman bunu hayata tatbik etsek Hasan abi, şimdi güncel hayatı. Evet. Canım sıkıldı diyor. İşte şöyle problemim var diyor. Şimdi bu meselelere bir tatbik etsek. Bak şimdi, adam diyor ki, kadın diyor ki, ben, o dün akşamki, babasının kefeni açtıkları zaman hastanede gelip böyle cesedini görünce bayılmış. Bu bir suret. Tamam mı? Suret. Nerede suret? Şurada. Sureti geldi. Baba her zahim. Sonra baba suretin görünce düşünce devreye girdi. Dedi ki kızım dedi Tansel. Ne oldu sana? Şeytan diyor. Babanın suretini görünce ne oldu? Ne oldu? Şu oldu, bayıldın diyor. Bayıldı mı? Bayıldı düşünce midir? Bayıldı. Bayıldı hiçbir şey hatırlamıyor. Herhalde ki bayıldı. Ben diyor bayıldığım zaman hiçbir şey hatırlamadım. Zaten onu ben de uyuduğum zaman bir şey hatırlamıyorum. Gözüm kapandığı zaman hiçbir şey görmüyorum. Kör müyüm? Bak bak. Bayıldığım zaman hiçbir şey hatırlamadım. Ben de dedim gözüm uyuduğu zaman hiçbir şey görmüyorum. O da böyle gülmeyi de becerememiş ha. Bu Sengül'den o gülemedi bunu söylüyor. Aynısı, ha bak bak, insanı mı söylüyor? Ya dedi ben bayıldığım zaman hiçbir şey hatırlamıyorum dedi. Ben de dedim uyuduğum zaman gözlerim kapanıyor, hiçbir şey görmüyorum. Böyle lal bakıyor. Bak, ha uygulayalım. Baba bayıldı gördü mü abim? Tahayyülde şekillendi mi? Sana nasıl yansıdı? Bayıldım. Düşüncede bayılma durdu mu? Her babanın hatırlamam da o resim duruyor. Bayılma geliyor bana. Niçin geliyor? Düşünce geliyor. Bayılabileceğim. Şimdi bu sefer tasdikçe takıl diyor ki sal okumuşsa bu olaylar diyor tamam mı? Allahsız düşünme. Olabilir tamam mı? Olabilir her vaka değil. Şimdi bir insan diyor bir sürü malzeme. Ölüm nedir? Ölümü çözeceksin. İnsan bu dünyada niçin yaratılmış çözeceksin. Tamam mı? Babasının çünkü niye? Maneviyat yok. Doğru bilgi yok. Babasının cesedini gördü. Ne olacaktı ki? Yani? Ebedi mi yaşayacaktı? Nasıl ölecekti yani? Buharlaşacak mıydı? Sonra bu dünyanın hayatını anlatıyorsun. Aklını başına alıyorsun. Diyorsun ki bak bu ölüm şudur. Ölüm çözülmeden önce dünyada insanda rahatlık yoktur. Ölüm nedir? Zindanı dünyadan bostanı cinan çıkıştır. Ölüm nedir? Ölümden niçin korkuyorsun dedim. Hayattan gaye hayat budur dersen ölüm kabus olur. O zaman hayatı anlatacaksın. İnsan bu dünyaya niçin yaratılmış anlatacaksın. Niçin insan ölüyor? Ölüm çözülmesi lazım. Ondan sonra bitecek. Hayat anlatılması lazım.
ölümü anlatılması lazım. Allah'ın nazarında dünya ile ahiret arasındaki zindani dünya, bostani cina. Tamam, pasaport oldun. Ölümü zannettiğin gibi o kefen mefen olmadığını. Tamam. Aslında daha güzel bir alemin hakikatine dönmek olduğunu. Mesela uyuyorsun. Seni horlaman öteki o da uyanıyor ama seni horlaman o kadar durmuyoruz. O anda horlama anda rüya görüyorsun. Ölümü anlattım ben ona. Ne kadar rahatladı. O anda sesini, seni horlamanı duymuyorsun ama rüyada gördüğün kişinin sesini duyuyorsun. Demek ki kulak duymuyor. Bak, ceset bu. Peki rüya anında şeyler görüyorsun. Yerlere gidiyorsun, koşuyorsun, manzara. Bunlar hayal değil çünkü bedene fatura çıkıyor. Banyo yapıyorsun. Hani hayaldi. Terden soluyorsun, koşuyorsun. Niye bu dert terden soluyor? Ceset böyle. Ceset orada yatıyor ama terden solmuşsun. Tamam. Gözün kapalı ama bir sürü manzara seyretmişsin. Kafan zahirde çalışmıyor ama neler ve konferanslar vermişsin. Böyle anlat, tamam, şey kendisinden çıkıyor. Neyse, devam edelim. Şeylerde, yani konuyu tahlil etmek, hani ders içerisinde dermanı buldun diyorsan, yani olayı bir tahlil aslında etmek, ilim. İncelemek, ondan marifet çıkarmak, evet, diyebiliriz. Bak, arkadaşlar. Şeytan bunu niye getiriyor? Şeytanın vücudunda, bak şeytanın vücudunda iki tane nimet vardır. İdlal ve telkin mi? He? İdlal mı da telkin? Yok. Marifet var mıdır diye soruyor da. Ha, o değil. Bak, bir, şeytanın bize bakan ne var? Makasidi hayriye. Hayriye'yi kısa yazıyorum, yer yok. Külliye var. İki, kemalatı insaniye var. Vesvesenin niye musallat var? Vesvesenin nimeti 1, 2, 3, 4, 5 tane nimet var vesvesede. Sadece 1, ciddiyetimizi öğretiyor. Ciddiyete dayanır. Teyakkuza sebeptir. Teyakkuz. Tahari. Söyleyin siz. Tehavunu. Tehavunu def eder. Başka? Ciddiyeti vesiledir. Teyakkuza sebeptir. Tahari dahili. Tehavunu def eder. Bak bakalım en sonda vesvese risalesinin en sonunda bir tane daha var. Teyakkuz, tahari, tehavun, ciddiyet ve meşap. Hemen sözle çabuk. Al okutudu. Şuradan bakalım. Bak bakayım. Teyakkuz yaz, teyakkuz. Ha, sözle bak bak. En son ver bana. Bak. Çünkü çok önemli. Hep onu unutuyorum. 21. söz. En son yerde bak. 5 tane ya bana şeytan şey vesvese Allah bana neyi musallat etti diyenine ne diyoruz? Allah sana bunları yapın. 1. Tahari yazdık mı? Evet, yazdık. Ciddiyet yazdık. Nakaytlık yazdık mı? Yok. En önemlisi de o. Nakaytlı atar. Nakaytlık. Görün. Bak ne kadar nimetmiş. Bunlar vesveseyle kazanıyorsun bunları. Bu ikisi de şeytanla kazanıyorsun. Bir daha. Bu 5 tane sıfatı vesveseyle kazanıyorsun. Bu 2 tane bu bak 5 tane özelliği 5 tane özelliği vesveseyle kazanıyorsun. 2 tane sıfatı şeytanla kazanıyorsun. Bu şeytanın vücudundan, bu şeytanın elindeki silahla vesveseden. 5 tane özelliği vesveseden kazanın, vesvese vesilesiyle kazanıyorsun. Eğer vesvese kalsın ciddi olamazsın, teyakkuz olamaz, tahri olamaz, tahavun olamaz, lakayt atamazsın. Bak, 5 tane sıfatı vesveseyle kazanıyorsun, 2 tane sıfatı şeytanın vücuduyla kazanıyorsun. Ne nimet ya! Vesvese hani rezil kebazıydı, kral benim ya! Bana sıkıntı olmuyor mu? Geliyor, diyorum ki, yalan mı söylüyorsun? Şu anda sıkılıyorum, tamam?
Notatör bana. Bakalım dedim, bu fırtına geldi. Dağ, kar, fırtına dolu gelir. Ova ne yapar? Hiç. Meyveler var. Oraya fırtına gelse biter. Ovaya su gelir. Yukarıya fırtına. Ulan suya bak, fırtınaya bak. Dedim geldin bana. Dur bakayım. Bütün kardeşlerime, Nurculara, Müslümanlara bir şey anlatacağım. Ben de istifade edeceğim ilk önce. Dur bakayım, bu sıkıntı bana ne bırakacaksın? Fırtına geldin ama ne yağmur bırakacaksın? Bir bakıyorsun bir şey giderdi. Ya o anda veya onun akabinde ne işe? Bu niye geldi? Bakıyorsun da nimet ya. Baktığın zaman bir ömürden geldi falan demedim. İyi yaptın. Öferin lan çoktan beri gelmedin lan ne olacak? Aynı öyle diyor. Musibetin yüzüne gül diyor. O da eder tebedül. Dertler bana derman imiş. Bilmiyoruz ki bu şeyleri. Bediüzzaman din kitabı değil. Psikoloji kitabı, pedagog kitabı, psikiyatri kitabı, kendini tanımlama, kendini hakim olma, kendini tanıma kitabı ya. Bak ne anlatıyorum sana tam bir. Psikoloji değil mi? Hastanede böyle anlatılamaz ya. Vesvese aman aman aman. Çare ne demiş biliyor musun doktoruna? Hani değil mi babasın gel. Sen böyle şeyleri düşünme ya. O da ben de bilmiyorum dedi ama nasıl düşünmeyeceğim? Böyle şeyler düşünme. Takını. Hani en masum şey televizyon seyredip. Hayır. Ben dedim ki ölümü, ölümden mi korkuyorsun? Kaçma. Kaçma. Ölümü yüzüne bak. Bak ne talep eder. Çünkü ölümden korkuyorsan tanımıyorsun. Tanımıyorsun. Tanısan gider, tanımasan gelir. Ölümden kaçma. Ölümden ürküp kabirden kaçma diyor. Bak bakalım ne talep. Dur bakalım. Babanın cesedini gördük. Tamam. Ne diyor bakalım bu bize? Ölümü çöz. Hayatı çöz. Bu dünya niçin yaratıldığını anla, niçin gönderildiğini idrak et, adım at. Ne yapayım? Derslere gideceksin. Hangi derslere gidiyor? Hiçbir şey bilmiyorum. Leylim leylim. Hayır. Dedim ki şuraya hanımların dersine gideceksin. Sen de dedim salı günü derse geleceksin dedim erkeğe. Hocam benim hasta değilim. İle böyle hasta olmadım. Koruyucu hekimlik lazım. Yarın da sana başlayacak. Başladı o. Sen de dedi Vesri Bayer'de kaç defa ben yapıyorsun dedi onu. Ha bak. Yani illa hasta olunca mı doktora gideceksin ya? Bir kontrola git de koruyucu hekim. Lan derse gittiğindir demiyorum. Tedavi de hasta olmadan önce git diye. Adam şey psikoloji hasta olmayasın diye derse gittim kabul etti. Ama imanını kurtar, ahiretini kurtar, Allah'a tanı derse git desem gitmiyor. Önce hastalık ne nimet? Saattir. Tabii. Ne kadar oldu saat namazın? Tamam ama şunu, şu 3-4 tane maddeyi iş yapayım. Ezan okundu tabii çok bir saat oldu. He. Şimdi ziya hayattan sonra bize ne vermiş? Latife-i insaniye. 273 barla da en şeyin bağlantı latife-i insaniye. He. Yani bizim hayatı, hayatın aslı olan his ve şuuru, his ve şuuru olan aklı, bunu ruhumuza bağlayan bağ sistem. Dönüştürücü, aferin. Dönüştürücü, güzel. Neymiş? Latife insaniye. İnelim aşağıya. Yani yukarıdan aşağı iniyoruz. Sonra latife insaniye bize nasıl gözüküyor? Latifeler olarak gözüküyor. Latifeler mesela. Nedir? Şefkat bir latifedir. Muhabbet latifedir. His değil bunlar. Şefkat, memnun olma. Yani şumunat-ı zatiyede var ya. Şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezzeh, surur mukaddese, şevk, lezzet, memnuniyet, iftihar. Yukarıdan aşağı indi. Tamam. Bunlar nedir? Latifedir. Yani bize yansımayın. Bak latife-i insani gördün bak neler yansıyor. Bu latife-i insaniyesi olanda çalışır. Şefkat latife-i insaniyesi olanda çalışır. Tamam. Ondan sonra muhabbet de öyle. Latife-i insaniyesi tarman olmuş. Muhabbet mi edecek? Cemaatın tarmar eder. Gıybet, iftira. Yani dershane kapanıyor. Tamam mı senin bu davranışınla? Adamın, kadının umrunda değil ya. Mübarezeler, kavgalar, gürültüler, taassuplar hep rezillikte. Latife-i insaniyenin zarar görmesinden zarar veriyor bize. Hepimize. Kendisine. Yani küçük bir hukukumu alayım diye koca Strasbourg'daki hizmeti mesela misal. Darbe vuruyor adam. Kendi küçük bir kafası, pergeli için. Benim grubum, benim anlayışım. Bu nedir? Latife insani darbe edermiş. Latifesi zarar görmüş.
Latifesi de buydu. Abi latifeyi izlemeye çalışmazsa enaniyet kuvvet bu. Evet, aynen. Her şey, ben şimdi yukarıdan aşağı, ondan sonra siz çoğaltacaksınız. Ben elimden geldiği kadar formülü anlatmaya çalışıyorum. Formülle bir tane değil, 1 milyon tane soru çözersin. Kuralı bildik mi daha? 3 tane de konuşacağım bir şey kaldı. Şimdi latife insan edişa, latife olarak çıktı. Latifenin daha dışarıya nasıl çıkacak? His olarak. Dışarıya çıkartalım ben şeyi. Şurada. Bak arkadaşlar. Burada uygulayayım. Sevgili kardeşim bak. İnşallah açar. Bilgisayarın gücü yetmiyor. Bak. Latife insan ötekisiydi değil mi? Onu el ele miydik? Aha. Onu mu çıkartsaydık? Orada kaldı. Orada mı kaldı? Var mıdır? Abi şunu yapalım. Hangisiydi abi? O abi. Yani açalım abi. Şu mu? Ha, burada yapalım. Aç. Bak şimdi. Latife insaniye gördük mü? Şuraya görelim. Bak latife insaniye ne yapar dışarıya? Latifeler aktif eder. Latifeler de his. Hissi görmenizi istiyordum bak burada. Çok diş aşağıda. Hissi görüyor musunuz? Bak. His. Yani kalpteki ciddi bir yapı, 3 tane yapı var, 4 yapı var. Dima, kalbi, kalp denen bir tek şey değil. Dima, vicdan, lüme şeytani, latife insaniye. Şimdi latife insaniye kendisini latifelerle, şefkat-i mukaddese, muhabbet-i münezzeh, sürur-i mukaddese, şefk-i mukaddese, lezzet-i mukaddese, memnuniyet-i mukaddese, iftial-i mukaddese. Bu latifelerin anaları bu. Babaları yani bu. Tamam mı? Latifeler. Şimdi bu latifeler aşk, muhabbet, his olarak kendisini görüyor. Çünkü bir alt birimdir his. Bak şurada, vicdanda. Bu buradaydı. Sonra bu his şu dimağa vurur. Yukarıya. Ha buraya gelir. Buraya gelir. Göz duygusu, kulak duygusu, 5 duygu var ya. Ustad 7'yi çıkarmış. Göz duygudur, kulak duygudur, burun duygudur, dil duygudur, dokunma, bir de sahip ve şaika, sevk ve şef. Tamam mı? Şimdi ben çiziyorum, gösteriyorum, ondan sonra tamam kesiyorum. Bak arkadaşlar. Şimdi enen, çık dışarıya, ruh, çık dışarıya, ne koyayım, siz söyleyin, zihayat. Bunu konuşuyoruz. Ha. Çık dışarıya. Yok, bunu şey, şu yap. Sürü sonra kotakol yapacağız. Latife-i insaniye. Latife-i insaniye. Latifeler. Saniye. Latifeler. Latifeler. Hisler. Buradan devam ediyorum, tamam mı? Hisler. Sonra duygular. Eylemler, fiiller. Ondan sonra fiiller. Şimdi Hutbe-i Şami'ye 77. sayfada diyor ki, Hutbe-i Şami, gözün ne oldu? Ne öyle oldu? Kızar kızar. Temraz. İşte yapmış. Tamam. Kesin. Bak Hutbe-i Şami'ye 77'de diyor ki, insanın fiilleri kalbin ve hissin temayülatından çıkar. Mesela namaz bilgisi var. Eğer namaz hissi yoksa namaz fiili olmaz. 3'ü 1 olacak. Mesela dağdaki ninelerimiz, babaannelerimiz bilgisi yok. Ders de almamış, hayası var. Hissi var olduğu için namazı vardır. Ya mutlu mutlu olsa tesettürü vardır. Demek ki insanı eyleme dönüştüren histir, bilgi değildir. Eğer bilgi eyleme dönüştürücü olsaydı mecburen her alim eylemci olurdu. Alemci olmazdı. Yani eylemi olurdu fiil. Her namaz kılma bilgisi namazı zorunlu kılardı. Ama bildiği halde kılmaması başka bir birimin aktif olmadığını gösteriyor. Histir. Peki namaz hissi olan herkeste fiil olur mu? Kesinlikle olur. Namazı varsa namaz hissi vardır. Namaz bilgisi olmayabilir. O zaman his bilgiden önce şey... Yani eyleme dönüştürür, baskındır. Çünkü vicdani deriz. Zaten ilim de hissi harekete geçirmek için. Evet.
Şimdi sırası budur, tamam mı arkadaşlar? Sonra bu kanunu şuradan uygulayabilirsiniz. Bak şuradan. Aynı kanunu şöyle yapıyorum bak. Ene ru başka zamanda onu zişur. Şimdi bundan sonra daha gitmeyeceğim, tamam mı? Çünkü dördünü de planlamıştım. Dördünü de anlatırım zannettim ama yetiştiremedim. Zişuru konuştum. Üçünü bırakacağım. Ama bunu çalışmanızı istiyorum bu dersi. Evet. Bu kaydı dinleyip not ala alacaksınız. Yani A, B, C, Ç ile meşgul oluyoruz, tamam mı? Siz benim meşgul olduğum 30 küsür sene kadar olmayacaksınız. Basacaksınız, daha iyisini bulacaksınız. Daha içerisini bulacaksınız. Belki de yerleri değiştireceksiniz. Tamam? Daha şey, böyle gidiyor bak zişur. Sonra şunu da şey yapayım. Ene daha sonra ru kanun emr. Kanunu emri konuşacağız. Öyle gidecek. Sonra şu ene çık dışarıya ru vücudu harici çık dışarıya ve konuşacağız. Latife insanı sırf burada var. Ötekilerinde yok. Ötekiler başka bir şey. Kendisini gösteriyor. Tamam mı? Merak ettiniz değil mi? Abi yazdım. Yazmayacağız. Temel olarak yazsaydınız. Görüşmek var zaten. Yazmıyor. Peki şöyle göstereyim size. Bak bu şekilde fiillerden. Şimdi buraya geliyorum. Vücud harici dışarı çık. Nefs-i insaniye. Şunlar. Sonra kanun emr. Şunlar. Tamam. Bunu söyleyeyim. Peki şey. Zişur. Çok önemli. Bu çok önemli. Bu kaderinizi çözecek. Kaderi bununla çözecek. Tamam. Peki, soracağınız bir şey var mı? Hayat, sor. Peki, sor. Her şey dedik yani süreklaniyet hakikaten. Hayatı oraya, hayat ona şey yapılabilir mi? Hayat neresi? Bak şimdi. Bu komplesi hep hayatın içindedir. Ama konuşurken, tanımlarken her şey mesela konuşacağız. Mesela benim bir suretim var. Yani size benziyor. Benim bir kanuniyetim var. Tamam mı? Kanuniyetim var. İnsan oluşum. Hepimizde de aynı burada. Benim bir hakikatim var. Farklı. Mahiyetim de farklı. Tamam? Her şeyde. Mesela bana bir şey söyleyin. Diyelim ki adamın davranışı. Orada kıvallıyor. O bir sureti var. Bir de onun adamın bu fiilin arkasında düşüncesi var. Bir de onun örf, anane kültürü var. Yani o kültür, o örf, o anane, anne, babanın verdiği ahlak var. Ahlak bunu iktiza ediyor, o ahlak. Onun için kızmayacaksın bu eleme. Çünkü batını bu. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu manada şöyle demiş, çıkartıyorum. İnsanların akıllarını, kalplerini tatmin, teskin etmedikçe insanların fiiliyatını değiştirmeye çalışmak müridedir. Şöyle diyeyim, onun aslı metni şudur. İnsanların kalbini imanla terbiye etmedikçe bütün iyiliklerini, hiçbir iyiliğiniz iyilik sayılmayacaktır. Ne yaparsa yap. Onun için derler ya, nankör insan kalpte eteğindeki düşürdüğü hepsi. Ne yaparsan yap, bir 7 sene ona iyilik yap, hayalinizde dolaşıyor şimdi. Ya bir şey yaptın, olmadı. Ya boşluğuna geldi veya beceremedi veya imkanı yok. Hepsi unutulur. Sebebi insanların kalpleri tatmin olmadıkça diyor, edemedikçe hiçbir iyiliğiniz onu memnun edemeyecektir, etmeyecektir. Çünkü insanlar bile Allah'tan memnun değil. 5'te 4'ü. 5'te 4'ü insanlar Allah'tan bile memnun değil.
Allah'tan memnun değil. Beşte biri Allah'tan memnun. Beşte biri peygamberin iyiliğini biliyor. O da ne kadar? Allah bilir. O da ne kadar, tamam mı? Dolayısıyla her şeyin bunun sureti var. Kanuniyeti var. Kanuniyeti şu. Sureti çekirdekteki karbon, hidrojen, azot, oksijen. Kanuniyeti ağacın programı. Hakikati o programı yazan esmalar. O esma hangi sıfattan çıktı? Mesela uygulayayım. Emir ilim. İmam-ı Bey. Emir ilim yazmış. Kudret irade çıkartmış. Sıfat. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha'tu vâsselâmâ.